Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. MPQ Tartışma programında tekrar birlikteyiz. Bu üçüncüsü biliyorsunuz ve konuklarımızla birlikte önemli konuların enine boyuna ciddi entelektüel boyutta, derinliğiyle, orijinalitesiyle tartışmaya çalışıyoruz. Bu akşam da yine dört tane konuğum var. Sağdan başlayarak sizlere takdim etmeye çalışayım. Şafak Gazetesi yazarı Sayın Dücane Cündübeyoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah Gazetesi yazarı Sayın Umut Arı, hoş geldiniz. Sabah Gazetesi başyazarı. Teşekkür ederim. Sayın Erdal Şafak, hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Ali Kılıçmay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Ali Bey, Ankara'dan teşrif ediyorlar. Ve de bu program için bugün teşrif ediyoruz. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Zahmet buyurdunuz. Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz Doğu ve Batı. Uzun yıllardan beri bu konu Türkiye'de her boyutluyla tartışılıyor. Ve de açıkçası somut sonuçlara varıldığı da söylenemez. Biz de belli bir derinlik kazandırarak doğuya mı gidiyoruz, batıya mı gidiyoruz? Hani böyle laflar var biliyorsunuz. Doğuya giden bir gemi içinde batıya mı koşuyoruz? Batıya giden gemi içinde doğuya mı koşuyoruz? Neresinde duruyoruz? Bu program başlamadan önce buradaki kamera arkasındaki arkadaşlara sordum, siz doğulu musunuz, batılı mısınız diye. Çok ilginç cevaplar aldım. Yani bazısı doğuluyum ben diyor, bazısı ben batılıyım diyor. Bu bir coğrafi mesele midir, bir kültürel mesele midir, bir inanç meselesi midir? Nasıl tezahür ediyor ve Türkiye'yi nasıl etkiliyor ve Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyecek? Bu konularda bir açılım getirmeye çalışacağız. Ben hemen Umur'dan başlayayım, Umur Talio'dan. Kusura bakmayın, dostluğumuza sınanır. Umur diyorum, arada bir kaçabilir ağzımdan. Önce bir doğu neresi, batı neresi, bir açıklık getirmekte yarar var diye düşünüyorum. Yani batı deyince Japonya batının içinde mi, dışında mı? Bu bir coğrafi ayrım mıdır, yoksa bir kültürel ayrım mıdır, bir medeniyet ayrımı mıdır? Önce bir tanımla başlasak bence iyi olur. Derseniz haritayla başlayayım önce. Coğrafi bir yaklaşımla. Hepimiz biliyoruz nasıl olsa doğu neresi, batı neresi. Şimdi bu... Şöyle göstereyim ben size, yardımcı olayım. Şu bildiğimiz... Erdal Bey, şu ucundan size tutarsanız. Evet. Bildiğimiz küre. İşte bu taraf batı, bu tarafta doğu diyoruz değil mi? Evet. Kabaca. Şimdi bakın bu haritada batıda şurada Rusya Federasyonu yazıyor. Şurada Bering Denizi var ve Bering Boğazı var. En batıda. En doğuya bakıyoruz. Belki kamera gösteremiyordur ama yine Rusya Federasyonu, Bering Denizi ve Bering Boğazı var. Şimdi bu haritayı bir de şöyle koyalım. Nasıl efendim? Ha böyle. Şuradan kıralım mesela. Atlantik'ten değil de Pasifik'ten bölmüş olalım. Çok fazla tamam. Kırmanıza gerek yok. Şöyle. Tamam. Şimdi Rusya birleşti. Bering Denizi de bölünmekten kurtuldu. Onun yerine Grönland bölündü. Şimdi buraya baktığınızda Avrupa en batıya gitti. Değil mi? Evet. Bizim görüşümüze göre. Kuzey Amerika doğuya gitti. Evet. Çin, eski Çin tahayyülünde olduğu gibi orta krallık oldu. Tam dünyanın göbeğinde. Burası Orta Doğu olması biraz tuhaf yani. Bu kadar batıda bir doğu olması tuhaf. Yani burada söylemek istediğim şu benim. Şimdi insanlar dünyaya tepeden bakma şansını bulmadan yüzlerce yıl önce bu haritalar ortaya çıktı. Ve tam da dünyanın düz olduğu zannedildikten bir süre sonra işte belli varsayımlarla haritalar yapıldı. Yani insanlar uzaydan bakmadan, dünyayı bütünsel olarak görmeden bir projeksiyon yaptılar. Bu bildiğimiz Mercator projeksiyonu en gelişmişi. Mercator projeksiyonu dünyanın şu tarafında yapıldı yani. Bu batı denilen Avrupa tarafında. Şu 40. paralelden yukarısını şişirdi Mercator projeksiyonu. Nasıl şişirdi? Dünyanın bu tarafını daha şişkin gösterdi. Şimdi çok örneği vardır. Şurada yine küçük gözüküyor belki ama İngiltere mesela şurada Hindistan'ın içindeki Hyderabad eyaletinden daha küçüktür. Ama bu haritada bile ki bu hani Mercator'dan sonra tadilata gitmiş harita, İngiltere Hyderabad'dan çok daha büyük gözükür haritada. Şimdi dolayısıyla baktığımızda bütün bunlar öncelikle muhayyel bir kere. Batı ve Doğu muhayyel. Yani Japonlar Pearl Harbor'u basmak için şu haritadaki bütün burayı dolaşarak batıya gelmediler. Şuradan gittiler batıya. Yahut çeşitli göçlerde batıya giden insanlar, doğuya giden insanlar. Bütün bunlar
hani saat mevhumu, neden Greenwich sıfırdır, sıfır noktasıdır, bütün bunlar muayyel şeyler. Ama bu muayyel üstüne bugünün dünyanın gerçekliği kurulmuş durumda. Şimdi harita insanların bilincini o kadar belirlemiştir ki dünyanın bu şekilde bir muayyel fotoğrafı. Ondan sonraki bir takım kültürel şeyler de bunun üstüne bina edilmiştir. Özellikle 16. yüzyıl, 15. yüzyıl, 16. yüzyılın işte ikinci yarısı ve 18. yüzyıla kadar geçen süre içinde dünyaya ilişkin bu batılı, Avrupalı, Avrupa merkezi tahayyül ideolojik, siyasi, yayılmacı bir süre anlamına da kavuşmuştur. Şimdi bugün baktığımızda Doğu artık şu hani haritayı oradan bölünce Doğu Batı'nın coğrafi anlamsızlığının ötesinde kültüreldir, dinidir, bir medeniyet tasavvuruna ilişkin bir bölümdür. Belki biraz sonra konu gelecek. Yani Orta Doğu dediğimiz yer Fas'tan başlatılıyor şimdi Büyük Orta Doğu projesinde. Fas Avrupa'nın Portekiz dışında belki hatta belli uçlarıyla Portekiz'den bile daha batıda bir ülkedir. Yani doğuda denilen Fas coğrafi olarak daha batıdadır. Şimdi bizim sorgulamamız gereken belki en önemli şey bu. Bu ne zaman inşa edildi? Hangi koşullarda inşa edildi? Bu muhayyel şey nasıl gerçek haline geldi? Ve biz dünyayı ondan sonra doğuda olanlar da dahil, hani Çinliler artık o iddiadan belki uzak, hoş işte 16. yüzyılda bir İtalyan gezgini Çin'e bir harita götürüyor. Aynı benim biraz önce gösterdiğime benzer. İşte Amerika'yı gösteriyor, burası var artık diye. Çinliler bundan çok memnun oluyorlar Amerika diye bir yerin olmasından. E Amerika nerede? Çin'in batısında tabii gözüküyor. Halbuki bu haritaya baktığımızda Çin'in pekala doğusunda da olabilir. Fakat Çinliler diyorlar ki haritanız biraz tuhaf, yani Çin ortadadır. Nitekim Avustralya'da hala Avustralya'yı merkez alan haritalar var. Ama biz bugün Türkiye'de yahut Hindistan'da yahut Pakistan'da dünyanın bu şekilde algılanışını kabul ediyoruz. Ve bunun üstüne binen tüm tarihi süreç bunun doğrulanması olarak hakikaten neredeyse gerçekleşmiş gibi geliyor. Yani sağını solunu kaybetmiş ama bu kaybın üstüne yığınla kültürel, askeri, siyasi, teknolojik, ekonomik gerekçeler, bahaneler ve anlamlar inşa edilmiş bir dünyada yaşıyoruz. Benim başta bu haritayı parçalayarak söylemek istediğim şuydu, yani bütün bunları parçalamak mümkün. Bildiğimizi, öyle olduğundan emin olduklarımızın hepsini parçalayıp belki işte deyim yerindeyse dekonstrüksiyon yapıp yeni konstrüksiyonların kapısını açmak da mümkün. Ama bunu veri, bunu yapı olarak kabul etmek belki gerçekçiliktir ama insana tüm ufkunu ve hayallerini kaybettiren katı bir gerçekçilik. Evet, Sayın Kılıç Bey, sizle devam edelim isterseniz. Şu Doğu ve Batı'nın nasıl algılanması gerektiğine, realist bir bakış açısıyla, gerçekçi bir bakış açısıyla mı algılayacağız? Yani Batı dediğimiz zaman Hristiyan Batı'yı mı algılayacağız? Mesela 16 ve 17. yüzyılda Alman edebiyatında Morgenland, Abendland diye iki kavram kullanılıyor. Sabah ülkesi deniyor Doğu'ya, akşam ülkesi deniyor Batı'ya. Bu Batı kavramının ortaya çıkması ve Batılı Doğulu ayrımının ortaya çıkması, Huntington'ın West Against the Rest dediği noktaya kadar gelen Batı Doğu çatışması da daha iyi algılayabilmemiz için bir tanımlama yapmak mümkün olabilir mi? Yani Batı şudur, Doğu budur. Olur. Şimdi seyircilerin birazcık iznini isteyeceğim. Batı dillerine müracaat etme ihtiyacını hissediyorum burada. Çünkü Türkçe'de bizim sadece Doğu Batı veyahut da Garp Şark gibi birbiriyle tam uyuşan iki kelimemiz var. İki yönü ifade eden. Fakat Batı dillerinde örneğin Fransızca'da Orient Occident var aynı zamanda. Orient Occident olma biçiminde. Bir de ayrıca Ponan'la Lövan var. Yani Akdeniz'in batısını ifade eden Ponan var. Doğusunu ifade eden Lövan var. Şimdi burada Batı Doğu ayrımı dediğimiz zaman hangi Batı Doğu'yu kastediyoruz? Coğrafi Batı Doğu'yu mu? Yani Umur'un söylediği gibi dünyanın doğusuyla batısı nereyi kerteniz noktası alırsanız ona göre değişmek kaydıyla. Yoksa bir uygarlık aleminin doğusunu batısını mı kastediyoruz? Aslında kastedilen
daha çok Türkiye'deki Doğu Batı tartışmalarında ve bizim coğrafyamızdaki Doğu Batı tartışmalarında bir uygarlık küresinin doğusu batısı. Bir uygarlık küresi derken yanlış yapmıyorum, aslında aynı şeyi söylüyorum. Yani bir ağaç gövdesi düşünürsek, o ağacın gövdesinden sapan bir batı uygarlığı oluşmuştur. Yani oryan, oksidan anlamında bizim yön ifade eden değil de Akdeniz'in batısını ifade eden anlamında, ama Kuzey Akdeniz'in batısını ifade eden. Tabii güney gene doğuda kalıyor. Orada yani ona dikkat etmek lazım. Bunu ta Roma'ya kadar geri götürmek lazım. Bu ayrım nereden çıktı? Huntington'ın kitabını zikrettiniz. Huntington'ın kitabında doğuyla batıyı tam bugün Bosna Savaşı'nın olduğu yerden geçiriyor, biliyorsunuz. Yani Hırvatistan doğuda kalıyor ama Slovenya batıda kalıyor. O hat aynı zamanda Doğu Roma ile Batı Roma'yı ayıran hat. Yani çok kalıcı bir hat olmuş her nedense. 395'te Roma resmen ikiye bölündüğü zaman nereden geçtiyse Pars Orientalis ile Pars Occidentalis arasındaki hat, o aynı zamanda Doğu ile Batı'yı da değiştirmiş. Aynı zamanda bu hattın doğusu Ortodoksluğun ve İslam'ın alanı. Burada Katolik olarak bir tek Hırvatlar kalmış vaziyette. Şimdi ben çeşitli puzzle'ın malzemelerini yerine koymuyorum, sadece işaret ediyorum, sonra belki birlikte koyarız yerine. Şeyden önce, İslamiyet'ten önce, yani İslam'ın buraya gelmesinden, İslam'ın zuhurundan ve bu bölgeye gelmesinden önce de burada Katoliklik yok. Burada Ortodoksluk var. Yani bir farklı din. Aslında tabii belki bunu bir başka oturumda tartışmak lazım ama ben Hristiyanlık diye tek bir din görmüyorum. Aslında üç din görüyorum ben Hristiyanlık başlığı altında. Ortodoksluk ayrı bir din, bence Protestanlık ve Katoliklik ayrı bir din. Demek ki din bakımından da farklı. Ve esas benim vurgulamak istediğim nokta, başta söylemeye başladım fakat araya öbür lafı soktum. O da şu: aslında bu uygarlık küresinin kökü Doğu. Hristiyanlık doğudan çıkma bir din. Yani İslamiyet'le Hristiyanlığın zuhur ettiği yerler arasında öyle çok kilometreler yok. Ama Hristiyanlık bir batı dini haline geldi. Katoliklik bir batı dini haline geldi. Ortodoksluk da batıya doğru ricat etmek durumunda kaldı. O zaman batının doğudan kopan, batıyı belki kendi ölçü içinde tasih ve tadil eden bir türev uygarlık olduğunu düşünmek lazım. Uygarlığın kökü doğu. Ama batı ondan farklılaşarak ayrı bir uygarlık alanı oluşturuyor. İşte bu ikisinin başta aynı yerden kaynaklanıyor olması, aynı elemanın içinde ortaya çıkıyor olması bunları düşman kardeş haline getirmiştir. Yeryüzünde doğu ve batı kadar birbirine, yani oryanla oksidan anlamında birbirine düşman, birbirinin her anını denetleyen ve birbirinin her anını eleştiren ve kendini ötekinin aynasında inşa eden başka bir şey görmemiştir. Zaten yön ifade eden uygarlık terimi de, ifadesi de dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Mesela Toynbee tasnifine baktığımız zaman 27 tane, yanlış hatırlamıyorsam, uygarlık sayıyor. Hiçbiri yön ifade eden ad taşımamaktadır. Çin, İnka, Maya, Aztek vesaire. Yani ya bir halka izafetendir ya bir coğrafya ya izafetendir ama asla yön yoktur. Sadece doğu ve batı olmak üzere bizim coğrafyamızda yön vardır. Bu da gösteriyor ki aslında aynı elemandan türemiş. Peki bu aynı elemandan türedikten sonra nereden itibaren farklılaşıyor? Yani farklılaşan batı, doğu aynı şeyi muhafaza ediyor. Bu doğunun muhafaza ettiğinin ne olduğunu belki bir tur daha gelirse o zaman söyleyeceğim, süremi istismar etmemek için. Ama batı nerede farklılaşıyor? Batı geçen sefer de konuştuğumuz gibi Rönesans'ta, aydınlanmada, kurumlarında farklılaşıyor ve doğudan iyice farklı hale geliyor. Dinini de farklılaştırıyor. Yani dinini şöyle farklılaştırıyor: Tanrı'yı dünyadan uzaklaştırarak, absenteist, bu yeryüzünde olmayan bir Tanrı haline getirerek, yani İsa'nın azabının nedeni odur. Öyle yorumlanması odur ve İncillerin tahrif edildiğine ilişkin bütün iddialar buradan kaynaklanmaktadır. Yani İnciller niye tahrif edildi? İşte edildi mi edilmedi mi, o ayrı bir tartışma, teolojik bir tartışma, belki girmemek gerekir. Ama her ne olursa olsun orijinal Hristiyanlıktan çok farklı bir Hristiyanlığı var Batı'nın ve bu Hristiyanlığın içinde de Tanrı'nın
yeryüzünde yeri yok. Yani Tanrı öte dünyaya uzaklaştırılmış, Nietzsche'nin Tanrı öldü lafıyla ifade ettiği durum. Fakat doğuda Tanrı her yerde manifest, her yerde var. Bir tane kırılma noktası bu. İkinci kırılma noktası, Batı'nın insan temelli kurumlar oluşturmasına rağmen Doğu'nun cemaat temelli kurumları başından itibaren muhafaza ediyor olması. Ve gene Batı ile Doğu arasındaki temel bir farklılık, Batı'nın bireye dayalı bir toplum inşa etmeye çalışmasına karşılık, kast diyebileceğim bir yapılanma içinde Doğu'nun bir toplum inşa etmesi. Yani Doğu sitesiyle Batı sitesi, Doğu toplumuyla Batı toplumu arasında benim ilk aşamada söylemek istediğim ciddi farklılıklar bunlar. Ama tekrar vurguluyorum, Doğu ve Batı dediğimiz zaman Japonya'yı asla kastetmiyoruz. Çin'i asla kastetmiyoruz. Akdeniz'in doğusuyla batısını kastediyoruz. Bu uygarlık küresi olarak ifade ettiğimiz bu. Evet, teşekkür ederim. Sayın Kılıçbay, Mücahane Bey'le devam edelim isterseniz. Doğuyla Batı'nın bir medeniyet meselesi, bir kısmi coğrafi mesele olduğu falan gibi konularda bir takım görüşler ortaya çıktı. Bunun dönüp dolaşıp tabii dinin de çok önemli rol oynadığını biliyoruz. Ne kadar rol oynuyor ve burada işte Doğu Batı çatışmasından söz edilirken, çünkü Doğu'nun tarihi, ne zaman Doğu'nun tarihine baksanız Batı'nın tarihinin içine giriyorsunuz mecburen. Yani Anadolu tarihini incelerken Haçlı seferlerini es geçemezsiniz yani. Mutlaka bir şekilde Doğu'yla Batı her zaman bir çatışma ve ilişki içinde olmuşlar. Bunun temelinde bir inanç sistematiği de yatıyor mu medeniyet algılamasının dışında veya içinde? Sizin Doğu Batı tespitiniz ve tanımınız nasıl olurdu? Şimdi önce harita, Umur Bey'in haritasından başlayalım. Harita aslında askeri bir tekniğin mahsulüdür. Dolayısıyla haritalardaki bu Doğu Batı ayrımı askeri bir ayrımdır. Orient kelimesine gelince, Orient doğu mu demek? Mesela oryantasyon kelimesini hatırlıyorum ben. Oryantasyon yön tayin etmek demektir ve Orient merkez demektir. Doğu demek değil. Dolayısıyla program öncesinde insan doğusunu, batısını, kuzeyini nasıl belli eder? Kuzeyi karşısına mı alır? Hayır. Güneşin doğduğu yeri sağına alır. Bu haritalar askeri amaçlı olduğu için derinlikten mahrumdur. Buradaki derinlik kelimesini ahlaki anlamda değil, tamamen geometrik anlamda kullanıyorum. Malumunuz eğer üçgen iki boyutludur. Üçüncü bir boyut verirseniz, derinlik katarsanız prizma elde edersiniz. Kare iki boyutludur. Derinlik katarsanız küpü elde edersiniz. Daire iki boyutludur. Derinlik katarsanız küreyi elde edersiniz. Şimdi bizim dünyamız bir küre ve bu küre anlayışı yeni bir şey değildir. Baktığımız kozmogonisi, yani asırlarca insanlık dünyanın küre halinde olduğunu biliyordu. Sadece Kopernik öncesi kozmogoni dünyayı alemin merkezine yerleştiriyordu. Çünkü insan merkezliydi. İnsanı merkeze aldığı için. Ve dünya sabitti. Fakat mesela İslam felekiyatı, astronomisinde dünyanın küre olduğundan hiç kuşkulanılmaz. Küre olduğu bilinir. Sadece problem şudur. Bu küre hareket ediyor mu, etmiyor mu? Bir de yine bizim asırlarca medreselerimizde okutulan fizik kitapları var. Şimdi mesela aklıma gelen Eperi'nin İbn Sina çizgisinde Aristocu bir felsefeye giriş kitabıdır. Tabiat ve mantıkiyat, tabiat ve ilahiyattan bahseder. Burada tabiat kısmında fizikte yönler bahsi vardır. Yönler tayin edilirken hep küre varsayılır. Kürenin üç boyutlu olduğunu unutmayalım. Bu önemli. Dolayısıyla altı tane yön vardır sabit olarak. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. İki tane yön burada
değişmeldir. Diğer yönler izafidir. Umur Bey'in de işaret ettiği gibi. Kürede yönler sabit olmaz. Üç boyutlu olarak küre üç boyutlu olduğu için. Ama daire iki boyutlu olduğu için onun sağından, solundan, altından, üstünden söz edebilirsiniz. Burada alt ve üstün değişmezliği aslında en alt ve en üstün değişmezliği ile alakalıdır. Yani en alt ve en üst değişmez. O yüzden yakın zamana kadar hiyerarşi kavramının dikey olması ya da düşey olması aslında fizik anlayışıyla alakalıydı. Yani kas sistemi, sınıf sistemi alt üst değişmediğinden sosyal katmanlar da alt üste göre tayin ediliyordu. Çünkü arka, ön, sağ ve sol izafidir. Mesela bir kürenin sağ ve solu neresi? Şimdi dolayısıyla haritalar küreyi bir kere daire olarak tasvir ediyorlar, kabul ediyorlar. Dolayısıyla daireyi de istedikleri yere, dairenin merkezine yerleştirerek bunu yapıyorlar. Kürenin merkeziyle dairenin merkezi arasında aslında yani belki şunu seyircilerimiz düşünebilir, bir karpuzu ortadan ikiye bölüp ön tarafına baktığımızda bir daire elde ederiz. Dolayısıyla doğu batının kavramlarını temellendirebilmek için yatay düşünmek, iki boyutlu düşünmek, sati düşünmek, düzlemsel düşünmek zorundayız. Derinlikten derinliği dikkate almadan düşünmek zorundayız. O bakımdan bunlar gerçeğe uymuyor, bunlar izafidir denilirken uymuyor. Çünkü bir kürede küreyi geçici olarak bizim gözümüzde sabitliyorlar. Şimdi mesela Orta Doğu kavramı, bu enteresan. Orta Doğu, Doğu ve Batı'dan ziyade Orta Doğu önemli. Orta Doğu neye göre orta? Yani mesela Suriye bize göre nasıl Orta Doğu olabilir? Öyle değil mi? Bizim Irak doğumuz. Ama Avrupa'yı, Londra'yı, Berlin'i, Paris'i merkeze alırsanız biz Orta Doğu'dur. Bugün Orta Doğu diye işaret edilen mahal. Uzak Doğu işte Çin'dir, Japonya'dır. Bir de şeyi hatırlıyorum. Japonlar 19. yüzyılın sonlarında hem Çin'le hem Rusya'yla savaştı ve iki ülkeyi de yendi. Bu Japonlar açısından Batı'nın doğuyu yenmesiydi. Çünkü modernleşmiş Batı ordusu ilkel doğulları Çin'i yeniyordu. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Merkeze neyi koyduğumuz önemli. Merkezi tespit ettikten sonra doğuyu ve batıyı ancak ona göre tespit ederiz. Sabit bir yerde duran biri sağdan, soldan, önünden ve arkasından söz edilebilir. Özetle bu doğu-batı ayrımı derinlikten mahrum diyebilirim. İki boyutlu bir daireye dayalı olarak siyasi ve kültürel anlamları aslında askeri anlamlara zoraki yapıştırılmıştır, iliştirilmiştir. Ve biz de bunu kanıtladığımız için sürdürüyoruz. Yani bu kavramlarla düşünmek yani bir yere götürmez anlamını mı çıkartayım sizin söylediğinizden? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Düzlem geometrisinde yani en boyu dikkate alırsanız, mekana göre düşünürseniz bir doğu batıdan sağdan soldan söz edebilirsiniz. Ama söz gelimi tarihten söz ettiğimizde tarih dikey olduğundan, zamansal olduğundan, ben böyle bir televizyon programında da bilgiçlik yapıyor konumuna düşmek istemem ama. Yok, bizim programda serbest. İyi, bu cesareti biraz istismar edeyim. Tabii lütfen. Mesela Kant'a göre mekan tasavvuru da zaman tasavvuru da aslında insan zihninin kategorileridir. Mekanı dış görü dediği Kant, dış görüden çıkarıyor hissiyattan.
Zamanı da içgörüden. Mekanla biliyorsunuz geometri ilgilenir, zamanla aritmetik ilgilenir. Aritmetik zamansaldır. Çünkü ardışıktır. Tarih o bakımdan ardışıktır. Ben, sen milli birlik ve beraberlik diye bir tabir siyasetimizde, günlük siyasette zaman zaman kullanılır. Ben beraberliği yan yana olmak diye hep adlandırırım. Yani mekansal, coğrafi bir birlikteliktir bu. Ama birlikte tarihsel bir birlik görürüm. Onu da dikey adlandırırım. Dolayısıyla dikey olan ya da nereden baktığınıza bağlı düşey olan da sağ solu konuşamazsınız. Tarih söz konusu olduğunda doğu batı kavramları çöker. Ama mekanı kabul edersek, o mekanı da dediğim gibi derinliğini alarak düşünürsek, o zaman doğu batı sadece geçici olarak bazı şeyleri ifade etmemize yarayan kavramsal araçlar, evet, olarak kullanılabilir. Sanıyorum bunu da düşünürlerden çok en iyi beceren askerler. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada demin bir saplantı yaptınız. O saplantıyla ilgili seyircilerimizle paylaşmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. O da bu program MPQ Türkiye dergisinin çerçevesinde onun destekleyicisi olan Park Holding'in şu anda bugün yok aramızda, ilk iki toplantıda vardı. Sayın Avukat Mehmet Kenan Tekdağ'ın desteğiyle oluşmuş bir dergi. Amerikan kökenli ve 6 yıldır Türkiye'de yayınlanıyor. Dünya çapında 30 milyon okura ulaşıyor. Arada bir bu özet olarak vermekte yarar var. Nereden geliyor bu program? Bu derginin temel felsefesi de entelektüellerin bir araya gelip derinlikli ve orijinal fikirler etrafında konuları tartışmasını sağlamak, böyle bir platform oluşturmak. Dünyanın pek çok mahfilinde, hem stratejik konularda karar veren merkezlerde, hem hükümetlerin, hem de akademinin, hem de özel sektörün karar vericileri tarafından çok yakın izlenen, 30 milyona ulaştığı tahmin edilen izleyici sayısının bir dergi. O yüzden bu programda entelektüel boyutun, derinliğin sınırı yok. O yüzden rahat edilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Böyle bir sponsorumuzun da bir rating kaygısı olmadığına göre ille de nasıl acaba kendimizi daha popüler kılarız ve daha kolay ifade ederiz diye bir kaygı taşımamız gerekmiyor. O yüzden rahat edesiniz diye bunu ifade etmek ihtiyacı duydum tekrar. Evet, Erdal Bey, sizle de bu turu tamamlayalım isterseniz. Bu Doğu Batı meselesini nasıl ele almamız, nasıl kavramamız gerekiyor ki, şimdi Türkiye meselelerine dönüp baktığımız zaman coğrafyamız içinde hem jeopolitik hem de Türkiye'nin kendi sistemi içinde geleceğe doğru yürürken nelere, hangi parametrede dikkat almamız gerektiğini görebilmek için ileriye bakışta o noktalara gelebilmek için bu son olarak size söz verelim. Bu Doğu Batı kavramlarını bir de siz bildirirseniz lütfen. Christoph Kolomb'un doğuya gittiğini sanırken Amerika'yı keşfettiğini unutmayalım öncelikle. Umarım haritasını bir şöyle alacağım. Yok, şöyle yere sereceğim ben. Peki, buyurun. Ben size birkaç tane ülke ismi sayacağım burada. Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan, Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Arnavutluk. Bugün bunlar Batı ülkeleri. 1989'da bunlar Doğu ülkesiydi hepsi. Buna karşılık 1989'da Türkiye Batı'nın uç karakoluydu. Bugün Büyük Orta Doğu projesiyle Doğu ülkeleri arasında sayılıyor. Kuzey-Güney diyaloğunu hatırlarsınız. Güney, Kuzey belli bir endemin üstünü altını ifade etmesi gerekiyor. Bengaldeş, Güney ülkesi sayılıyor. Böyle enteresan bir şeye, değişimlere karşılaşabiliyoruz. Avusturya 1989'a kadar yönsüzdü. Çünkü nötrdü. Ne doğuydu ne batıydı. Adında doğu var onun zaten. Österreich. Evet. Österreich. Huntington'un sınırını çizdiği doğu batının fay hatları diye tanımladığı yeri şey yaptığımızda Yunanistan onun tanımına göre doğuda. Doğuda. Yunanistan şu anda batı ülkesi kabul ediliyor.
Coğrafi olarak baktığımızda Türkiye Kıbrıs'tan daha batıda. Ama Kıbrıs AB'nin batıdaki ucu kabul ediliyor. Ondan sonra Valéry Giscard d'Estaing Türkiye'nin sadece Trakya'sı batıdır diyor. Böyle bu Valéry Giscard d'Estaing enteresan bir açıklaması da var. Şeyde MPQ'da evet. Kendisiyle ilgili röportaj ama enteresan anlaşılır gibi değil. Soruyorlar yani Kıbrıs nasıl batı oluyor da Türkiye işte sadece Trakya diyor ki Kıbrıs'ın diyor alttan diyor denizin altından karadan diyor bağlantısı var Avrupa'ya diyor. Ama Giscard'da yani Alzheimer başladı bu. Şaka mı yapıyor? Alzheimer başladı Giscard'da. Yani şaka mı acaba? Ciddi mi pek anlaşılır şimdi... gibi değil. Söylemek için çok hızlı söylüyorum. Yani İsrail'in ne kadar doğu ne kadar batı olduğu da. İsrail Amerika'ya göre batı. Evet. Yani Amerikalar demek batı sayıyor. Demek ki burada bir siyasal gelişmelere yahut da değişimlere göre tanımların, kavramların en azından yer değiştirdiği siyahın beyaz, beyazın siyah olduğunu görüyoruz. Bir de mantalite farkından kaynaklanan ciddi değişiklikler görüyoruz. Bakın bunun en tipik örneği oryantalizm. Oryantalizm bizim şarkiyatçılığımız dediğimiz oryantalizm. Batı'nın doğuya hayranlığının ifadesi olarak başladı. Bir Batı insanının dilini, dinini, kökeninin doğudan geldiğine inandığı için doğuda bir arayış olarak başladı. Ve başlatan da ismini yanlış hatırlamamak için buraya yazdım. İgnaz Goldziher diye bir Macaristan. Daha sonra gele gele Edward Said'in dediği gibi sömürgeciliğin keşif koluna dönüştü. Bu da hayranlığın ön yargıya, düşmanlığa, İsmail Cem'in Paris'te 2002'de AB Dışişleri Bakanlarına dediği gibi Türkiye'yi antitez görecek kadar mantık değişikliğine ya da yargı değişikliğine varan bir gelişme sürecini yaşadık. Benim söyleyeceğim Doğu Batı ile ilgili bu kargaşa işte böyle sürükledi. Bunun da en son örneğinde Huntington yine bütün bu oryantalizminde kavramların içine paça ettiği o ünlü medeniyetler çatışmasında dünyayı yedi yöne ayırdı. Altı tanesi kesin, yedincisi belki diye. Biri Avrupa Amerika, iki Ortodoks Slav, üç İslam dünyası, dört Hindistan, beş Çin, altı Çin Japonya, Şingoist Çin Japonya, 6 Latin Amerika, 7 belki Afrika diye tanımlıyor. Demek ki 4 yön yok. Beyefendi dediği gibi geometrik şekillere göre değişen, artan, azalan yönlerin yanı sıra bir de ideolojik yapılanmaya göre artan, azalan yahut da bölünmeye göre yönlerle karşılaşıyoruz. Bir de tarih açıdan baktığımızda eğer Yugoslavya'dan itibaren burası doğuysa o tarihten 700 yıl sonra Hindistan'da kurulan Endüs devleti doğu muydu, batı mı? Bir şey katkıda bulunmak. Tabii lütfen. Tabii. Klasik coğrafya tasavvurunda dünya 7 iklime ayrılır. İklim kelimesini mahal, bölge anlamında kullanıyorlar. Bunda insan vücudunu da 7 uzva ayırıp bundan bir sürü sembolik neticeler çıkarıyorlar. Şimdi siz 7 bölge deyince acaba böyle bir klasik tasavvura ima mı var? Başta 7 gün yani bir haftanın bir Sümerlilerden 7 güne oturmasının bile öyle ama bir. Ama şimdi bunlar tabii var. Şeyler Sayın Başkan izninizle. Estağfurullah. Bunlar aslında kelimelere atfedilen mistik değerler, rakamlara atfedilen mistik değerlerle ilgili. Yedi denizler, kırklara karışmalar veyahut da yani o çeşitli bu ta eski Mısır'dan türeyen mistisizmi var. Ama ben tekrar vurgulama ihtiyacı hissediyorum ki doğu ve batı nitelemesi, uygarlık bağlamında doğu ve batı nitelemesi ne yön belirliyor ne coğrafya belirliyor. Yani ilk çıkış noktası olarak yön belirlemiş aslında. Ama artık en azından 16. yüzyıldan itibaren diyelim. Hatta Şarlemagne'e kadar geri götürmek mümkün yani bu 8. yüzyıla kadar geri götürmek mümkün. Bir tasavvur yani
medeniyetin bir tasavvuruna Batı adı veriliyor. Bunun içine katılan Batılı oluyor her nerede olursa olsun. İster Japonya'da olsun, ister Afrika'da olsun, ister Orta Doğu'da olsun. Buna katılan, bunun premislerini benimseyen, bu çerçeve içinde alan ve imtihanını da başarıyla geçenler Batılı sayılıyor. Yani Japonya şeyden önce, Meiji reformlarından önce doğulu bir ülkeydi. Meiji reformlarını geçirdikten sonra Batılı bir ülke sayıldı. Keza bir sürü ülke için söylemek bunu mümkün. Erdal Bey'in biraz önce zikrettiği bir sürü ülke. Doğu'da sayılırken sonradan Batı'da sayılır. Onun için bunun yön, coğrafi terimler veya Dücani Bey'in söylediği gibi bir askeri harita okuma olarak algılamamak lazım. Bir uygarlığın adı olarak algılamak lazım. Ve bir uygarlık küresinden bir başka uygarlık küresine intikal etme de alıp ülkenizi harita içinde oradan oraya taşıyor değilsiniz. Yani bir taşınma yok. Kurumlar değişiyor, zihniyetler değişiyor, toplumun yapılanması değişiyor. Eğer değişiyorsa tabii o ayrı bir tartışma konusu ama eğer bir ülke veya bir toplum Batılı sayılıyorsa mutlaka Batı uygarlığının kurumlarını benimsemiş anlamına gelmektedir. Veya onlar gibi davranıyor anlamına gelmektedir. Doğulu ise bu da Doğu uygarlığını veya Doğu küresinin refleksler içinde davranıyor demektir. Şimdi Amerika ile Irak mesela örneğinde Batı Amerika Batılı bir ülke, Irak Doğulu bir ülke. Bu biraz cesaret verici yorumlara kapı açar diye düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ta yaptıkları Batı uygarlığının tabii sonuçlarıdır. Çünkü onlar barbardır. Bunu tarihlerin boyunca da yapmışlardır. Filan gibi böyle aslında romantik yorumlara siyasi olarak belki doğru ama denetlenmesi zor yorumlara kapı açmaz mı? Açmaz. Çünkü şimdi yani bu Batı uygarlığı kendisini öyle bir tarif ediyor ki o tarifin içinde o harfine sadık kaldığımız zaman o zaman bunun uygarlık dışı diye dışlandığını görüyoruz. Yani Amerikan askerlerinin Irak'ta yaptıkları hiç kimse tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan hareketleri uygarlığın içinde değil, uygarlığın dışında görmektedir o uygarlık aynı zamanda. Dücani Bey'in kastettiği yalnız işkenceyi kastetmiyor herhalde. Yok, yani fiili müdahaleyi, savaşı kastediyor. Bir takım değerler üstüne inşa ettiğiniz bir şey var. O değerler tarih içinde onların içini dolduruyorsunuz. Özgürlük diyorsunuz. Evet. Demokrasi diyorsunuz. Barış diyorsunuz. Ve bütün bunları dayatabilecek, içini doldurabilecek yani sadece niyetiniz değil, gücünüz var. Dolayısıyla hegemonik ve yerarşiye uygun da bir şey bu. Yani yukarıdan aşağı dayattığınız bir şey. Şimdi Iraklıların kendine ait bir medeniyet, demokrasi, özgürlük yahut neyse insanlık tasavvuruyla zaten mümkün değil Amerika'yı işgal etmesi. Dolayısıyla biz fiilen mümkün olana birçok açıdan bir takım değerler inşa eden bir dünya içinde yaşıyoruz. Yani şimdi asimetrik bir paralel. Şimdi, aslında asimetrik. Şimdi benim sizin söylediklerinizden de çıkardığım şu var. İnsanlığın ortak olabilecek bir tarihi bir noktadan sonra bu ortaklıktan tamamen kopup Batı merkezci tek taraflı yazılmış ve tarih yapılmış. İdeolojik bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ve bugün de kavranmak yani mümkün olduğu kadar insanlığı uzak tutunmak istenen nokta bu. Nelere rağmen işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Orada 200'e yakın ülke var. 200'e yakın ülke var. Ama buna karşılık Güvenlik Konseyi'nde esas belirleyici kararlar orada alınıyor değil mi? Usulen bir iki geçici üye kabul ediliyor. Daimi üyeler var. Vetvatları var vesaire. Falan. Şimdi baktığınızda dünya bu dünya. En demokratik, en ortaklaşmacı, en dünyanın bir kolektif bütünlük olduğuna dayalı bir proje Birleşmiş Milletler. Bugüne kadar bundan daha genişi gerçekleşmiyor. Ama 5 tane daimi üyesi var. 5 daimi üye ve öteki genel kurulda bağlayıcı karar alamıyorsunuz işte. Yani. Orada bir forum orası. Esas güvenlik konseyi. Konferans orası. Dolayısıyla baktığınızda insanlığın ortak bir kaderinden uzak tutulması sorunu var. Bu Doğu Batı ayrımıyla olabilir, başka ayrımlarla olabilir. Halbuki ortak kadere ilişkin bir vizyonumuz olsa, o zaman ortak değerler üstünde, hani kelimelerin üstünde saptırma sağlamak için ortaklaşmacı demeyeyim ama, o zaman yani dünyadaki bir sürü sorun aynı anda masaya yatırılır. Yani buradaki müthiş zenginlikle, servetle buradaki açlık meselesi. Buradaki
tahakküm buradaki teknolojik yahut askeri dayatmacılıkta buradaki direnç meselesi. Yani dolayısıyla dünyanın bir kere eşit olarak görülmemesi gerekiyor. Uzun zamandan beri bu. Halbuki geçmiş tarih çabalarına baktığınızda biz şimdi küreselleşme bugün diyoruz. Bundan 1000 yıl önce de bir küreselleşme var kendine göre. Yani sırf dinlerin yayılışına baktığınızda aynı anda her yere kitap inmesi, aynı anda her yerde peygamber çıkması söz konusu değil. Ne araç var, ne iletişim imkanları var. İşte Hristiyanlık bu tarafa doğru gidiyor. İslamiyet Endonezya'ya kadar geliyor. Neyle geliyor buraya? Burada bir küresel bir ticaret var. Gemilerle gidiyorlar. Bu sonda taşıyor. Yani bu, baktığınızda küreselleşmenin ama ortak tarihe ilişkin bir şey var. Ortak kadere, ortak medeniyete. 1600-1500'lü yıllara kadar Avrupa'nın doğuyla olan ilişkisinde de bu var aslında. O ortaklık içinde. Ama ne zaman ki ciddi biçimde hakikaten işin içine bir yağmanın sermaye birikimine katkısı giriyor. Yani çok karikatürize ederek anlatıyorum belki ama baktığınızda ki yani Avrupa'nın dönüşüm noktasının içinde sadece Rönesans, Reform, işte bildiğimiz şeyler, işte bilimsel sıçrama falan yok. Aynı anda Amerika'nın keşfi ki orada orayı çoktan keşfedip orada yaşayan yerlileri vardı. Onunla birlikte oradan gelen bir artı bir sermaye var. Bütün bunlar tarihin bir yerinde bir noktasına sıçratıyor. Yoksa 1500'lü yıllara kadar Batı dediğimiz Avrupa'nın daha gelişkin olduğuna dair, daha yüksek değerleri temsil ettiğine dair hiçbir kanıt yok orada. Hayır, şimdi hiçbir de öyle şeyde. Bir kanıt yok aslında. Şu anda var. Şu anda neden var? Çünkü kanıt yok ama. Yani bir iddia var. Ama var bir takım şeyler bunun içinde yaşıyoruz. Neyin içinde yaşıyoruz? İşte şurada bir stüdyoda bir televizyon çekimi yapıyoruz. Bunlar Batı'da. Batı'dan gelen şeyler, imkanlar. Öyle değil ama mi? Ama teknolojik bir şey. Ha, teknolojinin dışında ama derken kılık kıyafetimiz, derken bir takım gündelik yaşamımızdaki şeyler, alışkanlıklarımız. Bütün bunlarla daha iyi, daha gelişkin olana dair en çok itiraz eden insanlar da bir ön kabulle yaşıyoruz. Hayatımızı, gündelik hayatımızı bunlarla sürdürüyoruz. Ama buna karşılık bir Budist için hayatın değerli unsurları belki çok daha farklı. Ama biz burada bugün o değeri anlamaktansa bu değeri daha alışkın biçimde kavruyoruz. Şimdi o noktaya geleceğiz, müsaade ederseniz. Mesleğim gereği, iletişim alanında çalışmam gereği, özellikle şirketlerden çıkarak baktığım zaman meseleyi daha kolay anlıyorum. Eğer bir şirket kendi kişiliğini, kimliğini, marka ruhu dediğimiz hadiseyi doğru düz tespit edip ona göre hareket etmezse gelişemiyor ve rekabetçi avantajını yakalayamıyor. Baktığım zaman ülkeler de kısmen öyle. Yani ülkenin kendi toplumsal kimliğini, milli kimliğini, ulusal kimliğini veya ulusal olmayan kimliğini, yani örneğin İsviçre'de ulusal kimlikten, milli kimlikten söz etmek mümkün değil. Yani orada başka federatif bir yapı var. Çok ulusluluk, dört dil falan filan. Şimdi ama gene bir kimliği var. İsviçre'li dediğin zaman bir marka ruhu, bir kimliği var. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bu Doğu Batı meselesiyle ilgili böyle bir genel ufuk turu attıktan sonra dilerseniz şunu tespit etmekte yarar görüyorum ben. Türkiye bu Doğu Batı açmazının veya işte Hristiyan Batı veya işte Müslüman Doğu nasıl konulacaksak veya medeniyetler çerçevesinde deforme olmuş olmamış, ortak tarih ve kaderi kaldırmış, tek kutuplu bir hale gelmiş, gelmemiş. Bütün burada kendisinin bir kimlik sorunu var mıdır? Yoksa yoktur, böyle bir hani kendi kendimize benzeriz demiş Atatürk. Öyle bir yapısı mı vardır ve Doğu Batı arasında nerede durmaktadır ve durmalıdır ya da? Sizden başlayalım isterseniz, şöyle devam edelim. Tamam. Türkiye'nin bir kimlik sorunu var tabii. Ama sadece Türkiye'nin kimlik sorunu yok. Dünyada bütün ülkelerin kimlik sorunu var. Ünlü Fransız tarihçi Brodel'i herkes biliyor. Brodel'in Identité de la France diye bir kitabı var. Fransa'nın kimliği diye. Ve orada da o kimliğin ne kadar parçalanmış ve her an yeniden inşa edilebilecek bir kimlik olduğunu ortaya koyuyor. Yani tarih içindeki Fransız kimliğine baktığınız zaman bir kere tarih içinde bir boyut üzerinde hareket ediyor. Aynı zamanda da aktüel olarak şimdinin içinde hareket ediyor. Ki bu çok oluşmuş olduğu zannedilen bir kimlik üzerinde bu kadar çok problem varken bizimki gibi çok oluşmadığı besbelli olan bir kimliğinde problematik olması kaçınılmaz. Bütün ulusların kimlikleri problematiktir.
Amerikan ulusal kimliği de problematiktir. Bilmem Uganda ulusal kimliği de problematiktir. Ama bu kimliğin nereden itibaren problematik olduğunu keşfetmek gerekiyor. Şimdi iki türlü ulus devlet oluşuyor. Daha doğrusu ulus inşa edilen bir şey. Yani etnik bazda ele alınmaması gereken bir şey ulus. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Belirli bir teritoriyel, belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bütün insanların bir ulusal kimlik etrafında inşa edilmesinin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Bu da kapitalizmin bir yaratısı. Yani Batı Avrupa'nın bir yerlerinde büyük ihtimalle İngiltere'de başlamış bir süreç sonucunda ortaya teritoriyelde aynı ekonomik kurallara, aynı hukuk kurallarına tabi bir halk oluşuyor. O halk hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi dine mensup olursa olsun ulusu oluşturuyor. Şimdi ulus eğer spontane kendiliğinden oluşursa, ekonominin emirleri doğrultusunda oluşursa daha az problem yaşanıyor. Yani kimlik sorunları daha az yaşanıyor. Fakat eğer bizimki gibi rezidüel, tortusal, yani bir imparatorluğun tasfiyesi sonucunda geriye kalanlardan bir ulus inşa süreci ve bunun muhatapları da buna hiç hevesli değilken, bir müteşebbis heyet tarafından yukarıdan yapılan kahramanca bir şekilde, bunu da ifade etmek lazım, ve kahramanca ve devrimci bir şekilde yapılan bir ulus inşa sürecinde ortaya ulusal kimlik sorunlarının çıkmaması imkansızdır. Türkiye bir kere ulusunun inşa sürecinin meydana getirdiği kimlik sorunlarını yaşıyor. İkincisi, hangi uygarlık güresine intisap ettiğini veyahut da hangisinin içinde yer aldığı konusunda çok iyi karar verememiş olmanın kimlik sorunlarını yaşıyor. Huntington'ın dediği gibi bölünük diye çevirdiler. Türkçe'ye ne demek bilmiyorum ben onun. Bölünmüş daha iyi bir laftı ama bölünük diye çevirdiler. Bölünük, dezentegre falan mı acaba? Herhalde bilmiyorum. Aslına da bakmadım, üşendim. Bölünük ülkelerden bir tanesi bu açıdan. Yani Huntington'a katıldığım nadir şeylerden bir tanesi. Batılı mıyız, doğulu muyuz? Veya teker teker bireyler düzeyinde baktığınız zaman ne kadar batılıyız, ne kadar doğuluyuz? Batı ne, doğu ne? Yani batı BMW'yi Murat fiyatına alma mıdır? Yani çok güzel fotoğraf çeken cep telefonlarına sahip olma mıdır? Yoksa Çetin Altan'ın o ünlü kıldığı tabirle sahip olmaktan var olmaya geçmek midir bilmiyorum yani. İnsanlar bütün bunlara karar verebilmiş değiller. Bir felsefi kaos yaşanıyor Türkiye'de. Kimlik kaosu yaşanıyor. İnsanlar modern olamadan postmoderniteye geçtiler. Toplumu inşa edemeden kendilerini cemaatlerin içine hapsediyorlar. Böylesine karmakarışık bir toplum yarattık. Bu karmakarışıklığın içinde insanların tabii ki bir bütünsel kimliği ifade etmeleri veyahut da bunun etrafında toplanmaları ancak milli maçlar vesilesiyle olabiliyor. Bunun dışında ben Türk ulusal kimliğinin çok iyi tanımlandığını, ya buna mensup olanlar tarafından da çok iyi tanımlanmış olduğunu ve çok da iyi içselleştirilmiş olduğunu hiç düşünmüyorum. Evet. Bunun nedeni Batı'nın ne olduğunun bir kere çok iyi anlaşılmaması ve bir de mensup olduğu sanılan veyahut da elemanı içinde bulunulduğu düşünülen Doğu'nun da aslında çok iyi kavranamamış olması. Bu ikisinin de kavranamamış sati bilgilere sahip olduğumuz, Dücane Bey'in dediği gibi iki boyutlu bilgilere sahip olduğumuz iki dünya arasında binamaz hale gelmiş ve bu nedenle de çok ciddi kimlik sorunları yaşayan ama ne mutlu ki bu konuda dünyada tek başına olmayan toplumlardan bir tanesiyiz. Evet. Şöyle döneyim ben size. Bu karmaşa, kimlik karmaşası acaba intelijensiyanın içinde mi sadece? Belli bir toplum katmanında mı? Yoksa halkın da böyle bir problemi var mı? Yani halkın böyle bir kimlik sorunu var mı? Türkiye'de yaşayan kahir çoğunluğun da böyle bir kimlik sorunu var mı? Yoksa bu kimlik bunalımı sadece bizlerde mi var? Olmasa ilk daha tanışma faslında neredensin, kökenin nereden diye sormayız birbirimize. Ve hiç kimse memleket nere, köken nere diye sormayız. Hiç kimse de ben Türk'üm demez. Ben işte ya Balkan göçmeniyim, ya Anadolu'luyum, ya işte Kırım kökenliyim, ya Çerkezim, ya Abazayım, ya Malatya'yım. Öyle. Demek ki, öncelikli olarak bizim bilinçaltımızda birleştirici unsur olarak Türklüğü görmüyoruz. Yani Türkiye'liliği görüyoruz ama Türklüğü görmüyoruz. Oradan başlıyor problem.
Sonunda işte onu pekiştirmek için Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye ilkokul birden itibaren her hafta sonunda ve her hafta başında Atatürk'ün hani her hafta başında şey yapıyoruz. Diyene değil de ne mutlu Türk'üm, Türk ama olana Atatürk, değil de ne mutlu Türk'üm diyene, yani demesini Atatürk, de bu işte, anlamda bağlayalım. Değerli hocamızın dediği gibi bir belli toprak parçasında belli yasaları kabul ederek bir arada yaşamayı kabul etmiş, beyan etmiş insanlar toplu olarak gördüğü için Atatürk onu Türk'üm diyen herkes Türk'tür dedi. Tabii o hakiki bir cumhuriyetçi olduğu evet, için cumhuriyetçi yani cumhuriyeti tam sizin insan, demin evet. Buyurduğunuz gibi inşa meselesi. Evet. İnşa tabii. Evet. Evet. Olarak görmek gerekiyor. Düşene bir sorum olacak bu çerçevede. Atatürk'ün pek çok böyle bilinen sözleri var, bir de bilinmeyenleri var. Birazdan bir örnek MPQ'dan vereceğim. Gizli kayıtları meclisin yeni yeni yayınlanıyor. O yayınlanan kayıtlardan bir örnek vereceğim ama öncelikle çok bilinen bir örnekten yola çıkayım. 10. yıl nutkunda Atatürk'ün en çok bilinen metinlerinden bir tanesi de 10. yıl nutku. İşte milli kültürümüzü muasır medeniyetin medeniyet seviyesinin üstüne çıkartacağız diye bir sözü vardır. Çok yakın bir tarihe kadar Sayın Cumhurbaşkanımız da buna atfen konuşurken Cumhurbaşkanımız dahi pek çok aydınımız, pek çok yazarımız, çizerimiz bunu şu şekilde ifade etmiştir ve hala etmeye devam ediyor. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracağız. Şimdi arada çok ciddi iki fark var. Bir tanesi Atatürk'ün lafının milli kültürümüz olduğunu biliyoruz. Türkiye demiyor Atatürk. Milli kültürümüz diyor. Oysa bugün kullanılan Türkiye kavramı var. Söylenen. Hem de Atatürk'e atfen söyleniyor. İkincisi Atatürk üstüne çıkartacağız diyor muasır medeniyetin. Oysa şimdi kullanılan uygar, çağdaş uygarlığa düzeyine çıkartacağız. Yakalamak. Yani bir tanesi yakalamak. Evet. Yani bir tanesi, arkadan geliyoruz. Yani bizim insanlarımızın Atatürk'e atfen tahrif mi diyeyim, yanlış anlama mı diyeyim, yanlış algılama mı diyeyim? Veya ya, hedef küçültme mi? Hedef küçültme mi diyeyim? Ufuk. Daha. Ufuk meselesi mi diyeyim? Yani Atatürk diyor ki kültürden bahsediyor, milli kültürü kavramını kullanıyor. Muasır medeniyet seviyesi üstüne çıkarmayı. Genel uygulama ki daha geçen sene Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında işte Atatürk'ün dediği gibi Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine yükselteceğiz, çıkartacağız. Böyle bir toplumsal kimlik sorunsalının bu düzeye yansımış biçiminden geliyoruz. Böyle bir Sayın Hocamızın da ifade ettiği gibi böyle bir kimlik bunalımının çözüm noktaları üzerine Türkiye'de tartışmalar bugün çok yapıldı. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Şimdi bir kere şunu tespit etmek zorundayız. Bizim dedelerimiz padişahtı. Biz sultan çocuklarıyız. İstanbul bizim şimdi başkent diyorlar, baş şehrimizdi. Biz İstanbul'u sadece dünyanın mı, alemin merkezi bilirdik. Ve şu anda komşu ülkeler filan denilen yerlerin çoğu bizim vilayetimizdi. Bir valiyle yönetiyorduk. Haritayla ilgili bir şey söyleyecektim. Bu fırsatı değerlendireyim. Karadeniz, bizim okullarda hepimizin şey yaptığı Türkiye haritasında bir Karadeniz vardır ve çok enteresandır. Bu Karadeniz'in karşı sahilini gören var mıdır? Yani denizin ortasından kesilir hep haritalar ve bizim çocuklarımız Karadeniz'in o maviliğin sonrasında ne var onu Türkiye haritasında göremezler. Bu imparatorluktan işte moda tabirle ulus devlete geçişin ortaya çıkardığı bir problem. Biz Türkler bu pozisyonu hala hazmedemiyoruz. Bunun ben 1,5 yıl Almanya'da kaldım. Bu Dünya Kupası'nda 3. geldiğimizde oradaki Türkleri görecektiniz. Çoluğundan, çocuğundan açılıp kapalısı, yaşlısı, ihtiyarı Berlin bir Türk şehri gibiydi. Zaten öyle.
Maç dışında da öyledir belki. Hiçbir mesela başka dinlere ya da milletlere mensup insanlar bu kadar rahat kendilerini ifade edemezler diye düşünüyorum. Mesela bizim üçüncü nesil Türk çocuklarında bir huysuzluk, bir agresif bir şey vardır. Ben onu kendimce şöyle yorumlamıştım. Bu aşağılanmak, iyice kabul edememekten kaynaklanan bir şey. Almanların biz Türkleri orada amele gibi görmesini bir Türk çocuğu kolay kolay hazmedemiyor. O yüzden daha saldırgan oluyor filan. Hatta biraz gülelim diye söylüyorum. Almanların en kibar sözlerinden biri aslında problemi, yani bir probleminiz var mı? Güya Türkler Almanya'da Almanya'nın en kibar delikanlıları Türkler seçilmiş. Çünkü bu ifadeyi en çok bizimkiler kullanıyormuş. Bir probleminiz var mı diye, ama şu şekilde. Kız arkadaşıyla giderken biri baktığında hasta problem lan diyormuş. Bir problemin mi var anlamında. Oradaki sıkıntı yönetilmeye alışmamış, aşağılanmaya alışmamış bir toplumun sürekli aşağılanmaktan kaynaklanan bir tepkisi. Türkiye'deki kimlik sorunu da aslında burada bu açıdan ele alınabilir. Unutmayalım ki Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı paşasıydı. Sahip olduğu kültür yöneliğiyle şahsi hayatındaki alışkanlıkları birbiriyle tezattı. Dolayısıyla ben Cumhuriyet dönemini imparatorluktan ulus devlete geçişte siyasal kavramlarla reflekslerle inşa edildiğini düşünüyorum. O yüzden bu tabloya fazla itimat etmemek gerekir. Mesela Mehmet İzzet bizim ilk sosyologlarımızdan kabul edilir. İşte Almanya'dan döndüğünde Yusuf Akçura kendisine soruyor. Ne orada ne tahsil ettiniz diyor. Felsefe tahsil ettim efendim diyor. Yusuf Akçura'nın cevabı enteresandır. Bize filozof değil, demirci lazım. Dolayısıyla Cumhuriyeti kuran kadrolar, milli mücadeleyi kazanan kadrolar ideolojik anlamda bu geçişi, bu küçülmeyi bir anda izah edemezlerdi. O yüzden yapılan teorik açıklamaların çoğuna bugün biz biraz tebessümle bakıyoruz. Hiç de bilimsel değil. Mesela güneş dil teorisi bugün herhalde ciddi ciddi savunulmaz. Türk tarih tezi ciddi ciddi savunulmaz. Ama bu konuyla ilgilenen bütün bilim adamları bunun devrim siyasal şartlarının ürünü olduğunu kabul eder. Bence Türkiye'deki kimlik sorunu, bu değer meselesinde de öyle, bizden adam çıkmaz. Biz Türkler adam olmayız. İfadelerini sıklıkla tekrar etmiş olmaktan kaynaklanıyor. İmparatorluk ufkundan dar bir coğrafyada yurtta sulh, cihanda sulhle eldeki son vatan parçasını muhafaza etmek konusundaki hassasiyet ve rikkat zannediyorum Türkiye'deki siyasi merkezi bu meselenin fikri taraflarını ihmale sevk etmiştir. Bugün hala böyledir. Mesela Milliyetin Bakanı divan şiiriyle faaliyetim filan diyor. Oysa bizim bütün kültürel mirasımız, felsefi mirasımız, edebi mirasımız o şiirin içinde. 1942'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tahsisatıyla hazırlanan bir Kur'an tercüme ve tefsiri bugün sadeleştirilmedikçe anlaşılamıyor. Ama bir Alman çocuğu Kant'ı Die Zeit gazetesini okur gibi okuyabiliyor. Ya da Martin Luther'in metnini. Biz
50 sene, 60 sene önceki metinlerle irtibat kuramıyoruz. Çok hızlı değişiyoruz. Dolayısıyla bu siyasi öncelikler, teknolojik öncelikler bu işin anlamını konuşmaktan bizi uzak tutuyor. Bu işin anlamı üzerine düşünecek olanlar da bunu söylemek zorundayım. Siyasi hassasiyetleri baskın şahıslar oluyor. Dolayısıyla Türkiye kendisine ilişkin sahici soruları sormadan tamamen gündelik politikaların baskısıyla hareket ediyor ve halkla resmi söyleme arasındaki açıklık bir türlü kapatılamıyor. Şöyle mi anlayayım söylediğinizi? Yani Atatürk'ün 10. yıl nutkunda bahsetmiş olduğu milli kültür lafının Türkiye diye tarif edilmesinin ya da muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarılması yerine çağdaş uygarlılık düzeyine çıkarılması denmesinin sebebi resmi siyasi görüşün halkın genel mirasından ve kültürel mirasından ve kimliğinden kopuş noktasından oluşuyor. Büyük adamları yorumlayabilmek için biraz büyük olmak lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü Batı karşısında hiçbir kompleks olmayan, kendi kültürüne, kendi insanının yeteneklerine güvenen bir siyasi lider olarak rahatlıkla bunu söyleyebilmiştir. Bir milli mücadele kazanılmıştır. O mücadeleyi kazanan bir komutanın rahatlığı söz konusudur. Ama daha sonra evet, Türkiye bu varlığı devam ettirmek için uzlaşmalara dayalı siyasetler yürüttüğünden abilerine yetişmek iyi isteyen küçük kardeş psikozuyla hareket etmiştir. Tamamen bir tasavvur küçülmesidir evet, söz konusu. Ali Bey, müsaade eder misin? Burada tabii, bir saptamada bulunabilir miyim? Şimdi İmparatorluk tasfiye eden yegane varlık biz değiliz. Tarihsel varlık biz değiliz. Yani aşağı yukarı Avrupa'da hemen hemen hepsi bir imparatorluk tasfiye ettiler çeşitli zamanlarda. İngiliz İmparatorluğu, Fransız İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi, Çin İmparatorluğu 1911'de Sun Yat-sen hareketiyle, Japon İmparatorluğu 1856 Meiji reformuyla sayılamayacak kadar çok. Adı buralarda, bu yüksek camialarda geçmediği için Gana İmparatorluğu'ndan veyahut da Mali İmparatorluğu'ndan filan söz etmiyorum. Afrika'da da imparatorluklar tasfiye olmuştur. Fakat imparatorluk tasfiyesi bizimki kadar travmatik bir şekilde yaşayan toplumda yok yeryüzünde. Ve üstelik en zayıf anında tasfiye olmuş bir imparatorluktur. Zaten bugünkü sınırlarına inmiş vaziyetteydi aşağı yukarı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına inmiş vaziyetteydi aşağı yukarı. Şimdi Avrupa'nın tarihine içten bakmak lazım. Biz Türkiye'de yaşanan ulus inşa sürecinin meydana getirdiği, bazen kabul edilebilir, bazen kabul edilemez friksiyonları sanki sadece bize özgüymüş ve ulus inşa edenlerle ulus inşa sürecine girenler arasındaki çatışmayı da sadece bize özgüymüş gibi alıyoruz. Ben Dücane Bey'in söylediklerinden öyle anladım. Bakın, Alsas defalarca el değiştirdi Fransa ile İngiltere evet, arasında. Alsas'ın efendim? Almanya ile Fransa arasında. Ne dedim ben? İngiltere. İngiltere. Almanya ile Fransa arasında defalarca el değiştirdi. Bir tanesinde Alsas Fransa'dayken bir lise, lisede Fransız bir öğretmen ve çocuklar doğal olarak ana dilleri Almanca'dan konuşuyorlar. Bu Almanca konuşuyorlar. Bu bir film. Ve öğretmen diyor ki anlaşılmaz yerel dilinizle konuşmayın diyor. Anlaşılmaz yerel diliniz dediği Goethe'nin, Marx'ın dili, Almanca. Yani düşünebiliyor musunuz? Fransız ulusu nasıl inşa oldu? 1950'ye girdiğinde Fransa'da daha halkın önemli bir bölümü, %30'lar civarında Fransızca anlamıyor, konuşamıyor. İngiltere için aynı hikayeyi anlatmak mümkün. Almanya'nın oluşumu, Prusya'nın itibaren oluşumu esnasında anlatmak mümkün. Şunu söylemek istiyorum, tasvip ederek veya katılarak değil, sadece tarihi bir realiteyi tespit etmek için söylüyorum. Bir ulusu, bir ulusal ideoloji olmadan inşa edemezsiniz. Ya ulusu inşa etmeyeceksiniz, milleti kendi cemaatinin içinde ne haliniz varsa görün diye bırakacaksınız. Koyunlarının peşine, töre cinayetlerinin peşine, bilmem neye takılacak, kabile hayatlarını yaşayacak, karma karışık Osmanlı'daki gibi millet sistemi içinde birbirleriyle teması olmayan gruplar halinde yaşayacak.
O zaman ne ulustan bahsedebilirsiniz, ne ülkeden bahsedebilirsiniz, ne bilmem neden bahsedebilirsiniz. Veyahut da bir ulus haline getireceksiniz, o zaman bazı fiksiyonlar olacak. Bunlar olmamalıydı, keşke olmasaydı. Ama tarih öyle yürümüyor, keşkelerle yürümüyor. Bir takım dramları elbette oluyor. Osmanlı'nın şeyine gelince, Cihan Şumul bir imparatorluk olması meselesine gelince. Bakın, İstanbul'un nüfusu şeyden itibaren, Kanuni'den itibaren, önce Fatih'ten itibaren 150 bin, 300 bin, 600 bin, 800 bin gibi asla kabul edilemez. O dönemin ekonomik koşulları içinde bir orana diyorum, rakama ulaşmıştır ve bu bütün Anadolu'nun ve Trakya'nın gelişmelerinin telkif edilmesi pahasına olmuştur. Yani Osmanlı'nın erdemlerini söyleyelim ama kusurlarını da söyleyelim. Hiçbir Anadolu kenti yerinden kıpırdayıp adam olamamıştır. Yani Osmanlı İstanbul'u bir şehri yegane haline getirmek için bütün diğer her yerin ilerlemesini, gelişmesini telkif etmiştir. Ve Cumhuriyet son derece az gelişmiş bir ülke devralmıştır. Celali isyanlarından beri nüfusu oranla ve kilometre kare oranla dünyanın en yüksek oranlarından bir yerleşme yeri sayısı vardı. Bugün Türkiye'de 40 bin üzerinde yerleşim yeri var. Aynı 40 bin yerleşim yeri Hindistan'da. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 50 milyon, Türkiye'nin nüfusu 70 milyon. Bu neden? Anadolu'nun şeyine, asayişine egemen olamamıştır. Ne biçim imparatorluksa olamamıştır. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştirelim. Tabii eleştirelim, malımız, istediğimiz gibi eleştireceğiz, bize ait. Ama bunu bir eski devrin ihtişamını karartan bir varlık olarak eleştirilirse ben birazcık rahatsız olurum. O nedenle müdahale ettim. Ben isterseniz bir açıklık getireyim. Tabii ki. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştirmek benim yaptığım şeyin adı olmamalı. Çünkü ben Cumhuriyet'in idareci kadrolarının siyasi nedenlerle bence haklı ama bu haklılık siyasi nitelikli olmak itibariyle haklı nedenlerle bir ufuk daralmasına neden olduklarını düşünüyorum. Bu böyle olabilir, bunda hiçbir mahsur yok. Osmanlı'yla ilgili söylediğimde sadece şimdi Orta Doğu'da, yine Orta Doğu tabirini kullanacağız, sıkıntılar yaşanıyor. Irak var, Suriye var, işte Filistin, Ürdün vesaire. Bir sürü iril ufaklı kağıt üzerinde yapılmış devlet. Şimdi devlet kurma, devlet yönetme, dünya siyasetine söz sahibi olma, masa başında uzmanların ürettiği şeylerle olmaz. Bu bir gelenek ister ve bizim siyasi geleneklerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin hem faziletlerini hem zaaflarını oluşturuyor. Yani bu bizim tevarüz ettiğimiz bir devlet geleneğinin sonucu. Dolayısıyla biz Hüdayi Nabit gibi ortaya çıkmadık. Vuruşarak çekildik. Elbette bir takım tasavvurlarımızı geçmişte bıraktık. Sadece söylemek istediğim, bu toprakların çocukları geçmiş hakkında çok uzun bir olumsuz yargı bombardımanına tabi tutuldular. Kimlik sorunuydu problem. Bu özgüvenin, bu biz adam olmayız mantığının, bu siyasi nedenli propagandalardan kaynaklandığını, dolayısıyla bizim geçmişimizden utanmamıza, sürekli geçmişi kötü diyerek bugünü övmemize gerek yok. Bugünün zaaflarını işaret etmek için de geçmişi gereğinden fazla abartmaya lüzum yok. Ben o bakımdan real bir şey söylediğimi düşünüyorum. Yani Osmanlı'yı abarttığım yok. Sadece biz imparatorluktan geldik, bunu unutmamalıyız. Bugün hiç kendim kimliğimize ilişkin hissettiğim şeylerin tutarı böyle bir geleneği arkasına almış. İnsanlarınkinden çok daha küçük. Dolayısıyla bizim tekrar o ufku yakalayabilmemiz için bizim kendi kültürel değerlerimize atıp yapabilecek yeterince sermayemiz olduğunu düşünüyorum. Umur Bey söylemişti, belki ona atıp yapabilirim. Bir takım
sözcüklere, siyasi sözcüklere değer yükleniyor. Yani Batı tabiri olumludur. Doğu olumsuzdur. Başka hiçbir nitelik eklemeden bu böyledir. Ama bu bir aldatmacadır. Evet. Dolayısıyla ben Doğu'nun da Batı'ya öğretebileceği, söyleyebileceği çok şeyin olduğunu, bunun için de biraz özgüvene ihtiyacı olduğunu düşündüğümden bu açıklamayı yaptım. Böyle çok teşekkür ederim Dicane Bey. Şimdi kısa bir ara yapacağız. Vereceğiz. Ondan sonra Atatürk'ün 6 Mart 1922'de Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmadan küçük bir alıntıyla ikinci bölüme başlayacağız. Müsaade ederseniz seyircilerimiz de biz de bir kısa bir ara verelim. Biraz sonra tekrar görüşmek üzere efendim. Sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. MPQ Tartışma programına kaldığı yerden devam ediyoruz. Ben hemen yanında, sağ başımda oturan sevgili dostumuz Doğu'da. Efendim Doğu'da oturan dostumuza devam etmek istiyorum. İş Bankası yayınlarından çıkmış Millet Meclisi gizli tutanakları 6 Mart 1922 tarihli oturum. Milli mücadele sürerken. Milli mücadele 6 Mart 1920 sürerken. Tam emcili. Daha Sakarya Meydan Savaşı. Aynen koşulları. En sıcağında. En sıcağında evet. Şimdi tabii Atatürk'ten bir şey okuyacağım. Çok kısa. Bazen işimize geldiği zaman o kendi objektif koşullarında söylenmiştir deyip Atatürk'ün. Bazen de bu söyledikleri her zaman geçerlidir, evrenseldir şeklinde bir yaklaşım izleyeceksek onu baştan bileyim. Ama yani bir Atatürk hangi yönde olduğumuza bağlı, Doğu'dan attı mı? İşte ona göre. Şimdi bakın şöyle demiş. Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih öyle bir olay kaydetmemiştir. Tarihte böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır. İşte Türkiye'de bu yanlış zihniyetle sakat olan bazı yöneticiler yüzünden her saat, her gün, her yüzyıl biraz daha çok gerilemiş, daha çok düşmüştür. Bu düşüş, bu alçalış yalnız maddi şeylerde olsaydı hiç önemi yoktu. Ne yazık ki Türkiye ve Türk halkı ahlak bakımından da düşüyor. Durum incelenirse görülür ki Türkiye Doğu maneviyatıyla sona eren bir yol üzerinde bulunuyordu. Doğu ile Batı'nın birleştiği yerde bulunduğumuz, Batı'ya yaklaştığımızı zannettiğimiz takdirde asıl mayamız olan Doğu maneviyatından tamamıyla soyutlanıyoruz demiş. Şimdi demin Dicane Bey'in söz ettiği konuyu daha veciz bir şekilde ifade etmiş. Bir de siz ilk programa girerken bir ifade kullandınız. Maneviyat sözcüğünü kullandınız. Şimdi bu Doğu Batı meselesine bir de bu Atatürk'ün söylediği kavramlardan yola çıkarak bakarsak o kendi tarihi koşullar içinde mi diyebiliriz? Yoksa bugün içinde geçerli mi? Yani Türkiye'nin ahlaki çöküşünü ki MPQ dergisinden okudum bunu. MPQ dergisi birkaç sayı sonrasında da tek kutuplu küresel güç meselesini anlatırken derginin Amerikan editörü Nathan Gardes açıkça işte, gerekirse diyor askeri asker diyor çok pahalı diyor müdahalesi Hollywood vasıtasıyla ve kültürel olarak Amerika'nın müdahalesi söz konusudur diyor ve işte MTV ve de bizim MTV'yi kastetmiyor Nathan Gardes. MTV o müzik kanalını kastediyor ve de Hollywood diğer unsurlarını kastediyor ve onlarla diyor işte kendi kültürel
duruşunu empoze ederek etkisini yayar. Gerekiyorsa da asker kullanır, Irak'ta olduğu gibi. Şimdi bu gerçekler, Atatürk'ün bu söylediğinin ben şahsen aktüelitesini tamamen kaybettiği kanaatinde değilim. Ahlaki çöküş noktasında. Bugün şu anda bu programın yayınlandığı saatlerde Türkiye'deki televizyon kanallarının tamamına bir zapping yapsınlar sevgili seyircilerimiz. Göreceklerdir ki Atatürk'ün o dönemde 1922'de söylemiş olduğu pek çok şey aynı şeyde olmasa bile miktarda ve nicelikte hala geçerliliğini koruyor olabilir. Bu konuda siz ne diyeceksiniz? Yani şimdi bu tür sözler bir tarihi bağlamında iki söyleyen kişinin kendi formasyonunun içindeki zenginlik, çeşitlilik bağlamında değerlendirilmesi gerekirken tabii bu en az miras kalan sözlerden biri. Belki de hiç miras kalmayan sözlerden biri. Çünkü bu sözün üstüne batılılaştıkça ahlaki çöküntü, doğuyu kaybettikçe ahlaki çürüme ama tekrar onun reenkarnasyonunu yahut yeniden buluşmasını sağladıkça da daha sağlam bir ahlak yapısı olacağına dair bir yeni çıkarsama yapmak mümkün. Doğrudur. Ama buna karşılık insan hani Atatürk'ün ötesinde hepimiz kendimize bakalım. Ne tür değerlerimiz var? Bu değerlerin içinde hangisi doğulu, hangisi batılı olarak nasıl tasnif edebiliriz, nasıl tanımlayabiliriz? Yani şimdi ben Amerika'nın Irak'a müdahalesi işte yazarak, çizerek ne yapabiliyorsam işte bunun gayri ahlaki, gayri insani, gayri vicdani olduğuna dair bir sürü şey söylemeye çalışırım imkanlarımda. Ama bunları söylerken dayandığım birçok değerde evet bugün batı dediğimiz yerin içinde çıkmış, vicdana, ahlaka, insaniyete, demokrasiye, özgürlüğe, hakka, hukuka, adalete ilişkin bir şeylerle de buluşuyor. Zaten o ülkelerin kendi içlerinde de bu değerler üstünden çatışma var. Bir parantezle demin Düzen Bey'in söylediği şeye şu açıdan katılmayacağımı söyleyeyim. Almanya'daki üçüncü kuşak çocukların şiddeti, onların hani hiç alışmamışken aşağılanma karşısındaki öfkelerinden kaynaklanmıyor bence. Tam tersine, eğer öyle olsaydı birinci kuşak en şiddetli direnci gösterirdi. Birinci kuşak tam tersine aşağılanmış bir ahaliden geldiği için her türlü koşula rıza gösterirken bu çocuklar orada büyüdüler. Bu çocuklara kendi milli, kültürel, dini değerlerinin dışında oradaki toplum dedi ki okulda, şurada, burada, burası eşitlikçi, burası adil, burası herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu, burası demokratik, burası özgürlükçü bir toplumdur dendi. Ve bu çocuklar bunun böyle olmadığını gördükçe bununla çatışmaya giriyorlar. Yani kendi ülkelerinde aşağılanmaya alışık olmayıp oraya gelip aşağılanmaktan ötürü değil, orada aşağılanmanın olmaması gerektiğine dair bir fikirleri olduğu için. Yoksa babaları bunların hiçbir şekilde direnmedi ya dedeleri neyse kaçıncı kuşaksa. Şimdi dolayısıyla değerler dünyanın tabii ki insan kendi coğrafyasından kendi içine doğduğu milli, etnik, dini, kültürel şeylerden etkilenerek değer oluşturur. Ama bir dönem sonra başka farkındalıklar başlar, sorgulamalar başlar. Öğrenme dediğimiz bitmez, tükenmez, bilmeyen bir süreç başlar. Bunun içinde bir sürü yan yana değer oluşur kendi içinizde. Çelişkiler, tutarsızlıklar da bundan çıkar. Yani Bush'un yetiştiği toplumda bunu yapmamasına dair hiçbir değer yok mu? Olmaz mı? Yani kendi bağımsızlığını yap, kendi bugün var olan yapısını bir bağımsızlık savaşı üstüne kurmuş bir ülke, bir başkasının gidiyor toprağını işgal ediyor. Burada o değerler yok muydu? Bu sindirim, bu değerleri yan yana getirme, bu bazı şeyleri aşma sorunudur. Şimdi o söylediğiniz sözler elbette benim açımda ama doğuda hiçbir çöküntü yok mu? O sırada bu hissiyat bence yani samimiyetsizlik değil, opportunistlik de değil, siyasi koşullara uygun olarak hani daha doğucu, daha İslami bir söylem de olsun diye. Bunlar onun içinde var, anlatabiliyor muyum? Ama duruma göre öyle durum, çünkü eğer bu bir teori ise, yani Atatürk'ün söylediği bir tabuysa, bir şiarsa, bir pusulaysa sonradan
Türkiye'ye gelen hiçbir yabancı danışmanın olmaması lazım. Sonradan yapılan bir sürü anlaşmanın ruhunun öyle olmaması lazım. Sonradan gösterilen istikametlerin öyle olmaması lazım. Sonradan onun adına girilmiş ittifakların, onun adına yürütülmüş politikaların öyle olmaması lazım. Dolayısıyla bu da başka, bu en az bilinenlerden ama öteki bunun tam tersi istikameti gösteren sözleri de belirli koşullarda bir insanın kendi yüreğiyle, artı aklıyla, bilgisiyle içinde bazıları da çelişik biçimde barındırdığı bir sürü değerin dışa vurumlarından biri. Ama bu hepimizde var. Bizim tabii böyle bir yetkimiz ve gücümüz yok yani sözümüzü söyleyip tarihe miras bırakma gibi ama. Umur Bey, benim dikkat çekmek istediğim husus şuydu aslında. Atatürk vefat edene kadar Batı uygarlığı, Batı kavramını hiç kullanmamış. Yani muasır medeniyet demiş, efendim medeniyet demiş. Hep böyle yani Batı. Ya bunun içinde oysa, oysa şöyle bir şey biliniyor ki sanki Atatürk Batı yönelimli, Batıcı bir devlet adamıydı ve Türkiye'nin ufkunu çizerken Batı yönelimli bir çizgi koydu ortaya diye genel kanaat bu. Yanılıyor muyum? Yani oysa yüzeysel buna olarak yahut politik olarak böyle anlaşılan bir kanaat bu. Ama benim de söylemek istediğim şu. Bakın Cezayir'i düşünün, hani bizden uzaklaşalım Cezayir'e gidelim. Cezayir bağımsızlık savaşı hem bir bağımsızlık ama müthiş de dini bir savaştır aynı zamanda. Çünkü tanımlayabilirsiniz ki karşıda Fransızlar ve Hristiyanlar. Ama Cezayir bağımsızlık savaşının önderleri sonradan İslamcılarla çatışmaya girecek olan, o da hani laik denilen, despotik ve şey hani dayatmacı görülen bir takım o kuşaktan gelen insanlar. Ama din o kültürün içindedir. O mücadelenin içinde dinin getirdiği ahlak duyguları ülkenin bağımsızlığı adına çok önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Yani niye asker Allah Allah diye savaşır? Yahut başka yerde belki başka söylemlerle niye takdis edilir savaşa gitmeden önce? Bütün değerleri toplarsınız içinizde. Benim söylemek istediğim şu. Herkesin içinde bunların mücadelesi vardır. Demin kimlik sorununa ilişkin de bunlar gündeme geldi. Ben doğulu muyum, batılı mıyım, işte Orta Doğulu muyum, Kafkas mıyım, Balkanlı mıyım, Akdenizli miyim? Bütün bunlara ilişkin bir sürü şey var bende. Kendi seçerek edindiklerimin dışında içime işlemiş, doğduğumda içine doğduğum bir sürü şey var. Ama bunlarla insan hayatını idame ettirirken dünyaya, ülkesine ve diğer bireylere bakış açısında bir şey geliştirir. Bir kültür, bir insani evet bakış açısı. Dinden de, başka şeylerden de buraya malzeme alırsınız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yoğrulursunuz, siz çıkarsınız ortaya. Kimlik kadar kişilik önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kişiliğin inşa sürecinde kimliğin bir sürü farklı unsurları olsa bile neden hepimiz aynı şekilde düşünmüyoruz? Neden aynı şeylerden beslendiğimiz halde hayata bakışlarımız ve çatışmalarımız, yani bakışlarımız farklı, çatışmalarımız baki kalıyor. Demek ki kendi kişiliğimizi inşa etme sürecinde başka şeyler de devreye giriyor. Yani toplumların da ille tek bir kimlik ortaklığı içinde bir tek tip bir sürü gibi hareket evet etmesi gerekmiyor. Bu çatışmaların olması gerekiyor olgunlaşma açısından. Aynı şey dünya açısından da öyle. Bir tek uygarlık projesi, bir tek insanlık projesi, bir tek yani Büyük Orta Doğu projesi bilmiyorum gelecek mi zaman ama Büyük Orta Doğu projesi Orta Doğu'nun içinden çıkmış bir proje mi? Yani evet bir başka yerde bir takım insanlar o bölge halkları adına bir şey tasavvur ediyorlar. Bunun iyi niyetli, kötü niyetli olmasından öte bu bir kere haksızlıktır. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin bu tasavvurlarını, Orta Doğu'da böyle bir proje oluşur mu? Cezayir'le Tunus çok mu benziyor birbirine yanı başında? Fas tamamen bunlarla Maghrib'i paylaştığı halde aynı kültürel değerlere mi sahip? Yahut ne bileyim Suriye ile Fas çok mu birebir benzer? Suriye ile Ürdün arasında hani o kadar yakınlığa rağmen hiçbir sonradan bir farklılık oluşmamıştır. Filistinliler niye Ürdün'de o kadar yakın oldukları halde kendilerini rahatsız hissederler, sürekli göçmen konumundadırlar, bir türlü vatan belleyemezler oraya.
bu kadar ortaklığa rağmen herkesin kendine inşa ettiği ve Filistinlilerin, yani niye Hristiyan Filistinliler o örgütün içinde çok yükseğe çıkmışlardır? Yani FKÖ'nün içinde Hristiyan olan Filistinliler nasıl çıkabilmişlerdir? Ne tür bir kimlik inşası sürecinde olmuştur? Neden din orada o sırada önemli olmamıştır? Yani tarihin akışı içinde biraz insanların kendi kimlikleri konusunda dayatmaların ötesinde hakikaten özgür olabilmeleri gibi bir hayali görmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Erdal Bey, bu Büyük Ortadoğu projesinden bahsetti Sayın Kaylı. Evet. Umur Bey çok kısa değindi. Hı hı. Bu Büyük Ortadoğu projesi programımızın içeriğinde tartıştığımız konu Doğu Batı ekseninde bir şey. Diğer aspektlerin yanı sıra bu son aktüel konuda BOP dedikleri, değil mi? Kısaca Büyük Ortadoğu projesi. Umur Bey dedi ki bu Ortadoğu'nun kendi içinden hadi biz Büyük Ortadoğu projesi oluşturalım diye çıkmış bir şey değil herhalde. Herkes biliyor ki bu bir Amerika'nın marifeti Ortadoğu'ya ve çizdiği bir yeni bir elbise. Ve bu elbise içinde Türkiye'nin de bir rolü söz konusu. Olduğu söyleniyor. Olduğu söyleniyor. Evet. Bu konuda sizin görüşlerinizi ve alalım. Bizi biraz bilgilendirin. Tabii, estağfurullah. Önce başlayayım. Ortada henüz dünya kamuoyuna resmen açıklanmış bir metin yok. İlk kez yanılmıyorsam 20 Mart'ta Ulusal Sesleniş Konuşması'nda Başkan Bush Orta Doğu yoksulluk, eşitsizlik ve diktatörlüklerin diyarı olduğu sürece dünya barışını tehdit edecek teröristler üretmeye devam edecektir diye başladı. Bunun ancak yeni bir vizyonla çözümlenebileceğini ima etti. Sonra birdenbire 20 Ocak, affedersiniz. Sonra birdenbire 7 Şubat'ta Fischer Berlin'de Colin Powell'la yaptığı görüşmeden sonra ey dünya müjde, Maghrib'den Maşrık'a kadar, daha doğrusu Fas'tan Afganistan'a, Pakistan'a kadar bütün bir bölgeyi kurtaracak bir proje geliyor dedi. Ondan sonra 13 Şubat'ta ilk defa El Hayat gazetesi Londra'da bir 8 sayfalık metin yayınlandı. Elimizde herkesin referans olarak kullandığı metin bu. O metni ben getirdim. O metin 2003 Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün bir saptamasıyla yola çıkıyor. Şu metin. Saptama şöyle, yanlış anlaşılmasını önlemek için aynen buradan okuyayım lütfen izninizle. Metnin tamamını okumayı... Hayır, o cümleyi okuyacağım. Özgürlük yokluğu, kadının bağımlılığı ve bilgiye ulaşmadaki engeller, hatta cezalar Orta Doğu'yu terörün kaynağı haline getirmiştir. İşte buradan yola çıkaraktan işte internete erişimden kadın okuma yazma oranına, gayri safi milli hasıla tutarından, o çok çarpıcı, diyor ki Arap Birliği ülkesi üyesi 22 ülkenin gayri safi milli hasıla toplamı İspanya'nınkinin altında kalıyor diye başlar. Bir dizi tespitte bulunuyor. O tespitten sonra üç ayaklı bir projeden söz ediyor. Ekonomik, siyasal, stratejik, yani güvenlik. Bunun da bir dizi alt başlığı var. Ekonomik de sosyal reformlar, ekonomik reformlardan başlıyor. Dış kaynaklı, dış destekli projelerle işsizliğin azaltılmasında, orada da çok çarpıcı rakam var. Çünkü her yıl söz konusu olan 17 ülkedir BOP'a dahil edilen. Bunların içinde İsrail ve Türkiye'de var. Global rakam verdiğinde Arap dünyasının 22 ülkesinde önümüzdeki 10 yılda 50 milyon, önümüzdeki 20 yılda da 100 milyon
istihdam piyasasına yeni insan gelecek. Eğer her yıl 6 milyon istihdam yaratamazsak bugünkü terör daha da katlanarak önümüze gelecek diye bir taktik tespitleri var. İşte bunu böyle kamuoyuna tam açıklanmadı El Hayat'ın metni dışında ama gerek Amerika'nın ikili görüşmelerde Sayın Tayyip Erdoğan'dan başlayarak Hüsnü Mübarek'e kadar bu proje içine alınan veya alınması düşünen ülkelerin liderleri yaptığı görüşmelerde anlattıkları var. Verdiği metinler var. Buna karşı Arap dünyası 3-4 tane ciddi eleştiri getirdi. Biri dediği gibi Sayın Umut Tayyip'in bölgeye dışarıdan dayatılması. İki, bölge liderlerinin ve yönetimlerinin görüşlerine ve taleplerine itibar edilmemesi. Üç, bölge ülkelerinin bir bütün olarak ele alınıp aralarındaki kültürel, ekonomik, sosyal farklılıkların asla gözetilmemesi. Bir tane daha var. Bir de İsrail-Filistin sorununu perdelemeye amaçlaması. Oysa Orta Doğu'daki ama küçük ama büyük bütün yani sorunların kökeni... Enerjiden hiç basit yok mu? Hayır, yok. Bütün sorunların kaynağı... Soru bu konuda söyleyebilirim. İsrail-Filistin sorunu. Yani hiç iki taraftan da enerjiyle ilgili, petrolle ilgili hiçbir şey yok mu? Hayır, yok. Öyle bir şey yok. Öyle açık açık konuşulacak bir konu değil. Evet efendim. Bu sorun çözümlenmeden ne terörün kaynağı kurtulabilir, ne Ortadoğu'ya istikrar gelebilir. Şimdi hatta Irak'ta terörün azaltılması bile İsrail-Filistin-İsrail sorununun çözümünden geçer, çözümüne bağlıdır. Çünkü yumurta tavuk örneğinde olduğu gibi birindeki şiddet tırmanışı diğerindeki şiddetin tırmanışına yol açıyor. Bu eleştirileri dikkate ne kadar alındı henüz bilinmiyor ama yarın Tunus'ta toplanacak olan Arap Birliği cumartesi yani. Cumartesi. Çünkü bizim programımız cumartesi günü tekrarı var, yayınlanıyor. Cumartesi günü. O yüzden cumartesi, cumartesi günü Tunus'ta toplanacak olan Arap Birliği zirvesinde önceden Amerika'da gerekli girişimlerin yapılıp mutabakat sağlandığı anlaşılıyor. İlk kez olarak İsrail'deki sivil hedeflerin Filistinli direnişçilerce yahut da militanlarca hedef alınmasını kınayan bir ibare karşılığı Büyük Ortadoğu projesine bu 22 ülkenin liderlerinin yahut da yönetimlerinin görüşlerinin dahil edilmesine, o yönde revize edilmesine yönelik bir anlaşmadan söz ediliyor. Ve bunlar 13 maddelik bir metin hazırladılar. Büyük Ortadoğu projesine katkı çerçevesinde. Bu reformlar, demokrasi, iyi yönetişim, eğitim, kadın hakları ki çok en önemli bence yönü bu. Verilen taahhüt şu, kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi, haklarının arttırılması, toplumsal kalkınmaya katkılarının güçlendirilmesi, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik alanlardaki varlıklarını arttıracak, arttırılmasını önleyen sınırların kaldırılması, engele kalması. Böyle bir dizi gidiyor. Bu 10 Temmuz, 10 Haziran'da Georgia'da önce G8'ler zirvesinde ele alınacak. Orada ekonomik ve siyasal ayaklarını daha basit bir ifadeyle paketlerine son düğümler atılacak. Stratejik ayağıyla ilgili vizyona son şekli ise 28-29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan NATO zirvesine karar verilecek. Büyük Ortadoğu projesi özetle bu. Şimdi bazılarına göre bölge ülkelerine dışarıdan dayatma, bazılarına göre anahtar teslimi demokrasi projesi. İki ayrı görüş sahipleri var. Ama bence çıkış noktası ta 1990'ların ortasında bugünkü neokon dediğimiz yeni sağın
önce Başkan Clinton'ın hazırladıkları memorandumda dile getirdikleri, daha sonra da Başkan Bush'la birlikte Amerikan politikasına dönüştürdükleri bir saptamalarına veya iddialarından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz o güne kadar özellikle demokrat yönetimlerde Amerika'nın istikrarı, güvenliği Orta Doğu'daki mevcut yönetimlerin korunmasından geçiyordu. Bunlar mantığı tersine çevirdiler. Amerika'da Amerika'nın güvenliğini, Amerika'nın zenginliğini korumak istiyorsak, Amerika'da demokrasiyi ayakta tutmak istiyorsak, bu dediğimiz üç unsuru bütün dünyaya götürmek zorundayız. Yani bütün dünyayı demokrat yapmak zorundayız. Bütün dünyayı zenginleştirmek zorundayız. Bütün dünyayı refah toplumuna dönüştürmek zorundayız. Aksi halde ne terörün kaynağını kurtarabiliriz, ne de Amerika rahat yüzü görür. Bunun için iki yöntem var. Bir silahlı müdahale. Bir de Hollywood. Bob. Hollywood'da Bob. Müsaade ederseniz Sayın Talu. Şimdi ben pardon. Bu, şey söylemek istedim. Şunun için hani araya girmeye çalıştım. Şimdi hani siz sordunuz ya enerji yok mu diye. Bu 95'ten beri telaffuz edilen ama şimdi bir politika olarak gündeme gelen bir proje. Telaffuz edildiğinde bakın 6 ayağı var bunun. Ulusal Stratejik İncelemeler Enstitüsü'nün 95 tarihli belgesi Amerika'da. Birinci maddesi petrolün makul fiyatlarla serbest akışını güvenceye almak. İkinci maddesi İsrail devletini korumak ve kollamaktır. Bu en samimi metin. Sonraki üstüne inşa edilen üstüne konulan her şey biraz cilalama. 3. ABD çıkarlarını, bunları ben söylemiyorum, aynen metinden aktarıyorum. 3. ABD çıkarlarına uygun bir bölgesel denge sağlamaktır. 4. Kitle imha silahlarının kontrolüdür. 5. Radikal hareketlerle mücadele ve insan haklarıyla demokrasiyi geliştirmektir. 6. da yani bütün bölgenin çevresindeki topraklarda güvenliği geliştirmek. Şimdi baktığınızda hani Irak sorun diyelim. Fas'ı niye katıyorsunuz içine? Fas'ta Türkiye'den daha fazla partili bir monarşi de olsa bir demokrasi işliyor. Yani Fas'ın kendi, yani Fas mesela çok ilginç bir yerdir. Yani Fransa, İspanya, şu bu falan filan, Arap kültürü bilmem ne. Mağrib. Şimdi mesele bir İslam dünyası tanımlamak. Anlatayım mı? Bunun içinde çürük diş gibi İsrail yoktur çünkü birazdan bir yasaya gireceğim. İsrail Orta Doğu'dadır ama büyük Orta Doğu projesinin içinde yoktur. Zihniyet olarak İsrail yoktur. İsrail'e demokrasi mi götüreceksiniz? Lazım ama. Şimdi o bizim görüşümüz değil. Bunun bakın. Batı'nın görüşüne göre demokrasiye gerek yok. Bununla ilgili 2003 yılında aynı büyük Orta Doğu ismini taşıyan bir yasa Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde hazırlandı, duruyor hala. Yasa metnine baktığınızda burada bir sürü ülke var. Afganistan falan, Türkiye de dahil. Bunun içinde İsrail ile Ürdün bu anlamda yoktur yasa metninde. Çünkü İsrail ile Ürdün özel anlaşmaya tabi ülkelerdir. Birbirleriyle de barış halinde olduğu için Ürdün ödüllendirilmiştir. Ve özel şartları vardır bu yasanın. Orada ama duruyor. O zaman o mantığa göre Mısır'ın da olmaması lazım. Mısır'da İsrail'den sonra çok özel koşullarda sahip olan Mısır'ın durumu içerideki İslamcılardan kaynaklanıyor. Mısır temizlenmesi gereken bir yer. Sırf İsrail'le ilişkiden değil. Bakın bunun özel şartlarında ülkeleri ödüllendirmeye bu Orta Doğu, Büyük Orta Doğu denilen haritada ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını baltalayan faaliyetlerde bulunmamaktır. 1. 2. İsrail-Filistin sorununda barışçı çözümleri desteklemektir. Bir de ABD dışişlerinin terörizmi destekleyen devletler listesinde bulunmamak ve bir çok özel bir maddesi de vardır bu yasanın. İsrail'e birinci, ikinci, üçüncü derecelerden ekonomik boykota katılmamak. Şimdi bir şeyin nasıl söylendiğini bakıp bu da fena olmayabilir diye düşünmek başka. Onun arkasındaki zihniyetin ne olduğuna ve bunun samimiyetinin ne olabileceğine dair bir projeksiyon yapmak başka. Şimdi ben çok özetle şunu söyleyeceğim. Bir sürü iyi niyetli insan buralara kelimeler katmışlardır. Bu da olsun, kadınlar da olsun, şu da olsun, çocuklar da olsun. Ama
baktığınızda fiilen ne olacak? Ben sana demokrasi getireceğim kardeşim dediğinizde birisi hayır ben istemiyorum dediğinde sonraki aşama nedir? Sonraki aşama şudur. Amerika'nın dünya için büyük taahhütleri, büyük beklentileri dünya ve bu bölge için var ama Amerika'nın gücü yok. Amerika bir savaşı kazanabilir ama savaş sonrasında bir yerde üstünlük tesis edemeyecek kadar kara ordusu yok. Kara ordusudur sonraki. Kara ordusudur artı para ordusudur. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'nın öyle bir bütçe rahatlığı da yok. Amerika'nın çok hassas ticari dengeler üstünde duran bir tüketim çarkı, tüketim ve finans çarkı var. Yani dünyada petrol bugün dolarla dolaşabilse Amerikan ekonomisi çöker. Dolayısıyla bu hassasiyet üstünde Büyük Ortadoğu Projesi bir sürü iyi niyetli sözün arkasında fiilen bir yere müdahale etmek istediğinizde bir para, iki asker bulma projesidir. NATO olursa asker bulma imkanı ortaya çıkacak. Avrupa özellikle katılabilirse bunun finansmanı ortaya çıkacaktır. Bir Irak'ta ortaya çıkan sorunlara bakın. Yani işte tek ülke götür demokrasiyi, pilot bölge yap. Bırakın Irak'ı, Kuveyt size tabi değil mi? Minicik de bir yer. Zaten askerinde var. İkna et. Kuveyt demokrasi olsun birdenbire. Ya da Suudi Arabistan. Niye Irak'ta deniyorsun? Şimdi dolayısıyla baştan beri konuştuğumuz şeyler, bir şeyleri ayırarak, çözerek üstünde sorgulama yapmamız lazım. Ben demiyorum ki benim de şu andaki inandıklarım %100, kanaatlerim %100 doğrudur. Ama havucu gördüğünüzde evet, bu dünya düzeninde arkasındaki sopanın dolup olmadığına bakmanız lazım. Onun için bütün hani G8, niye G8? Para bulmak için. Niye NATO? Asker bulmak için. Neden bütün bunlardan önce ciddi bir Orta Doğu'da zirve yapılmıyor da yahut onun çabası harcanmıyor, tek tek görüşmeler yapılıyor da? G8 para, İstanbul'daki NATO zirvesi asker. Çünkü Avrupa bu konularda kendi değerlerinden yahut hassasiyetlerinden yahut beceriksizliklerinden Avrupa'nın yurt dışında sadece 50 bin askeri var. Yani Amerikan askerlerini takviye edecek Avrupalı askerler lazım. Peki. Avrupalı askerler diye baktığınızda da işte 600 küsur bin askeriyle Türkiye'nin ciddi bir şekilde bu projede asker gönderen olarak olması lazım. Öyle bir Doğu Batı çıktı ki programda, şimdi Sayın Kılıçbay'a sonra da en son sözü de Sayın Cündü Bey'e ona vereceğim. Öyle bir Doğu Batı çıktı ki ortaya, yani yıllarca Batı iyi Doğu kötü derken birdenbire Batı pek de o kadar şahane değilmiş sanki geliyor ve özellikle Büyük Ortadoğu Projesi herkesin gözünün önünde Umut Alın'ın söylediği şekilde mi sahneye konacak, yoksa bir ümit var mı orada? Yani Türkiye'de hani var ya, bir şey çıkar mı oradan Türkiye'de? Bir koyup çalacağımız bir durum var mı yani? Böyle bakıyoruz ya zaman zaman. Aslında keşke bunu bizdeydik ve kimseye söylemeseydik. Trilyoner olurduk, ne güzel burada yani beşimiz. Evet. Şimdi aslında Batı'nın bu ilk macerası değil. Batı bunu çok eskiden beri yapıyor. Yani fetiş tarihlerden birini söylemek gerekirse Haçlı Seferleri. Evet. Daha 12. yüzyıl. 1095'ten itibaren, 11. yüzyıldan itibaren başlamış bir şey. Doğu da yapıyor. Yani gücü yetene dünyası sürdüğü sürece bu oluyor. Evet. Bakın o sömürgeciliğin en cafcaflı günlerinde Fransızlarla İngilizler bugünkü aşağı yukarı Kenya'ya denk düşen Faşoda'da karşı karşıya geldikleri zaman biri batıdan biri doğudan ilerliyor ve Faşoda'da karşı karşıya geliyorlar. Birbirlerine tam silah çekecekken vazgeçiyorlar, hat çekiyorlar. Bu taraf İngiltere, bu taraf Fransa'ya kalıyor. O zaman laflarını Fransızcasıyla şöyle ifade ediyorlar. Yaptıkları işi. Mission civilisatris. Uygarlaştırma görevi diyor adam. Yaptığı işe. Şimdi bu BOP'un da bu uygarlaştırma görevinden hiçbir farkı yok. Aslında tabanı bunun emperyalizm ve sömürgecilik. Ama üstünün cilası demokrasi, demokrasi getirmek. Özgürlük. Şimdi bakın dünyada büyük, siz çok iyi biliyorsunuz bu konuları. Dünyada büyük bir mal yığılımı var. Bu mal yığılımının satılması lazım. Yani bugün bir Amerikan tüketicisinin 72 saati yaşaması lazım ki günde bu malları tüketmesi lazım. Amerikan tüketicisine ümit kesildi. Artık bunlar tüketemiyorlar. Obez de oldular, her bir şey oldular. Fakat mümkün değil, bitiremiyorlar.
bu yığılmış mal dağlarının mutlaka satılması lazım. O zaman tıpkı kapitalizmin ulus oluştururken aynı zamanda birey yurttaşla birlikte tüketiciyi oluşturması gibi bütün bu coğrafyalarda tüketici oluşturması lazım. Şimdi Amerikalılar o Chicago Boys, o pırıl pırıl çocuklar var ya, hani Chicago Üniversitesi'nden mezun oluyor, iktisat bilmem, ekonomi, her şey biliyorlar. Geçiyorlar bilgisayarların başına. Diyorlar ki burada Orta Doğu'da biz tüketici oluşturalım. Tüketici oluşturmak için... Bir de bu petrolleri bu Arap çorap takımlar... Evet, onların elinde kalmasın. Vermesin yani onlar... Söylemiyor musun? O maddelerden biri, şartlardan biri tamamıyla serbest piyasa tabii. ekonomisidir yani. Tabii. Yani, başka bir şeyi tahayyül etmek bile imkansızdır. Tabii tabii. Yani tüketici oluşturma derdi. Tüketici oluşturma için de insan hakları, kadın hakları. Yani Amerikalılar bu işi hep bizim iktisatta amaç fonksiyonu dediğimiz şeyden... Nedir amacım? Şu... O amaca göre bağımsız değişkenleri tespit ediyor ve ortaya bok çıkıyor. Yani ben bunu bir ekonometrik model olarak görüyorum. Bütün ekonometrik modeller gibi de uygulama şansı yok. Peki Sayın Kılıç Bey. Bir tek şeyi hatırlatabilir miyim? O dönemde de bu tür kuşkular, kaygılar haklıdır. Eleştiriler dile getirdi Marshall Planı için. Marshall Planı eğer insafla bakarsak bugün en azından Almanya'yı dönüştürdü. Demokratik bir devlet. Türkiye bile dönüştürdü. Türkiye'yi dönüştürdü. Nereye dönüştürdü o tartışılır tabii. Japonya'yı dönüştürdü. Japonya'yı anahtar teslim anayasa yaptı. Ama gaz yağı yokken gaz yağınız demek geldi. Demek ki yani çıkarıcı toplumu oluşturma niyetini sadece sömürü olarak kötü yönüyle almamak. Hayır, öyle almadım zaten. Yani bugünkü yoksulluktan kurtarmak çabası da en azından kısmen... bir ihtiyat payına hak ediyor bence. Hiç öyle bir değer yargısı katmadan sadece bunun bir iktisadi model olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir iktisadi model. Yani ama bir sürü alternatif yoksulluktan kurtarma fikrinden bir tanesi ve en güçlüsü. Evet. Hakim olanı belki de başka fikirler olabilir. Hayır belki şimdi Arapların kendi çözümleri en azından itici motor işlemini göreceği için Arapların kendi çözümleri belki geçerli olacak. Ya daha hiç sadece teorik bazda bir tartışma zaten bu. Evet. Efendim Atilla İlhan televizyon programlarında enteresan bir konuya girdi. Böyle bir dizi yaptı. 3 program arka arkaya. Bu mandacılığı savunan aydınlarımızla ilgili çok hoş bir bölümü vardır. Onlar da benzer şeyler savunuyorlar. Yani mesele sadece maddi hayatın düzenlenmesi noktasına gelip kilitlenirse yani o zaman yani Amerika'nın bir eyaleti olmanın hiçbir zararı yok gibi sonuçlara gelmek mümkün olabilir. Yani Wilson prensipleri. Wilson prensipleri. Puerto Rico da Amerika'nın bir eyaleti ama yani 3. dünya ülkesi durumunda. Yani şimdi Amerika'nın eyalet olmak da kurtarmıyor. Evet, kurtarmıyor. Şimdi ben de son sözü Cüdane Bey'e bırakmak istiyorum ve şu soruyu sormak istiyorum. Bu plan program beyefendi çok ayrıntılı anlattığı Batı Doğu. Ben nötr kelimeler kullanmaya özen gösteriyorum. Tabii tabii. Karşısında veya yanında değil sadece bilgi. Başlıklar olmak kolay. Evet kolay. Evet. Bu denge politikası gazetemizin dengesinin sabahın timsali gibi durmak kolay değil ama hiç öyle değil. Satır aralarında bazen yazıyor. Şimdi sorumuz şu. İhbarını da yaptıktan sonra. Soru şu. Yani işte pek çok örnek verildi. Batı Doğu konuştuk 2 saattir. Pek çok örnekler verildi. Peki bu oyun giderek daha mı az yeniyor? Yenecek yani algılanacak, kabul görecek. Yoksa buna bir direnç oluşacak mı? Hep geçmişten konuştuk. Bir de ileriye dönük bir projeksiyon rica edelim sizden. Ne olacak? Yani bütün bu Batı Doğu oyunları içinde, stratejileri içinde işte petrolü bunların eline bırakmayalım. Şurayı pazar haline bir getirelim bakalım. Ama buna da demokrasi, özgürlük adına yapalım falan. İşte orada toplayalım, G8 karar versin. NATO'da askerler meselesi çözsün. Yani bu böyle diyecek mi biz bunu, bu bölge halkı, Doğu diyelim, yani Orta Doğu ya da böyle kabul edecek mi yoksa başka şeyler mi olacak? Ve Türkiye ne olacak bu arada tabii son olarak? Jumbo. Kuna Matata. This is Africa. Şimdi yine
aslında bizim ana konumuza temasla belki birkaç şey işaret etmeye geldim. Şimdi Batı deyince bu Batı'nın içinde Avrupa ve Amerika'yı bir yeknesak bir bütün gibi algılıyoruz. Bence bu tabii siyasi şeyinden mahrumum ayaklarından ama bu büyük Orta Doğu projesi mesela Avrupa neresinde? Satır gireyim mi araya? Tabii. Bunun bazı ekonomik amaçlarının 1995'te Barcelona'da başlatılan ve Barcelona süreci adını alan Fas'tan Lübnan'a kadar ki Akdeniz ülkeleri programının birebir aktarması oldu. Güney Akdeniz projesinin birebir aktarması oldu. Kelimelerin değiştirilmesi bile ihtiyaç duyulmadan aktarıldığını söylüyorlar. AB yetkilileri başta Fransa ve Almanya olmak Gökçe üzere. Göçesol'un başkanı olduğu değil mi? Evet. Ve buna bu proje kendilerinin yılda 5 milyar euro kaynak aktardığını Avrupa Birliği olarak ifade ediyorlar. Projenin biraz da seviniyorlar. Eğer proje şey yaparsa onu onun içine dahil ederekten kurtarabiliriz belki birazını diye. Şimdi bence Avrupa ile Amerika arasında bir çıkar çatışması örtülü bir şekilde bulunuyor. Bu işin Fas'tan başlatılması da bununla alakalı. Mesela şimdi uluslararası siyasette Irak eskiden beri İngiliz toprağı kabul edilir. Suriye bir tür Fransız etkisi altındadır daha diplomatik ifadelerle. İran, Almanya-İran bağlantısı yani bizim zamanımızda Osmanlı'nın son dönemlerine kadar indirilebilir. Birinci Dünya Harbi öncesine. Keza Çin'le yine Almanya arasındaki bağlantılar sadece ticari, romantik bağlantılar değil. Dolayısıyla ben tabii haddimi aşmak istemem siyasi bir analiz olarak. Burada Avrupa ile Amerika arasında örtük bir çatışmayı hissediyorum diyeyim kendimi daha emin bir yere konumlandırmak için. Dolayısıyla bu Mehmet Ali Bey gayet güzel söyledi. Bu bir soygun planıdır. Planların hayata geçirmesi kolay değildir. Bu denenecek. Benim korkum arkasından bu bölgelerde bol miktarda kan akacak. Bu bizim coğrafyamız için belki üzücü olan, ürkütücü olan değil, üzücü değil ama ürkütücü olan tarafı bu. Bu ülke, bu planın uygulanacağı ülkelerde bir ümit var mı, bir direniş var mı derseniz ben hala Türkiye'nin potansiyeline inanıyorum. Maceracı bir takım etkilere kendini kaptırmadığı takdirde Türkiye'nin bir imkan taşıdığını düşünüyorum. Bu Avrupa ile Amerika arasındaki çatışmada özellikle Tahran, Kahire, Ankara. Bu saç ayağının bir şeyler yapabileceğini ümit etmek istiyorum. Eskiden böyle oldu. İslam dünyasında 3 merkez. Eskiden İstanbul, Tahran, yani İran ve Kahire'ydi. Bugün de bu 3 nokta dışında ciddiye alınabilecek bir işaret göremiyorum bölgede. Çok teşekkür ederiz sevgili seyirciler. Programın sonuna geldik. Bütün dostlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri izleyen sevgili seyircilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek cuma tekrar yeni bir entelektüel konuda tartışmak, buluşmak ve sohbet etmek üzere. Hoşça kalın efendim.